Yeni Kuşak Köy Enstitüler Derneği ve Çanakkale Belediyesi ev sahipliğinde düzenlediğimiz köy enstitülerinden yerel yönetimlere arayışlar panelimize hoş geldiniz, onur verdiniz. Bugün aramızda olan, bizleri bu salonda yalnız bırakmayan 29 Ekim Kadınları Derneği, Eğitim İş, Eğitim Sen, Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği, İDA Dayanışma Derneği, Anneler Derneği, Ekmek ve Gül Topluluğu, Türk Kadınlar Birliği, Sol Parti, Emek, Türkiye İşçi Partisi ve Cumhuriyet Halk Partili dostlar. Hoş geldiniz, onur verdiniz. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü kutladığımız bu günlerde, yurtta barış, dünyada barış diyerek tarihe imzasını atan Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimize saygı ve şükranla Orta Doğu'da katliama dönen savaşı, çocukların kanlarıyla toprakları yıkayanları şiddetle kınıyoruz. Bugün aramızda Kepirtepe Köy Enstitüsü mezunu, 1950-51 çıkışlı Mehmet Taşkın öğretmenimiz de aramızda. Öğretmenim, hoş geldiniz. Değerli konuklar, köy enstitüleri okul değildir. Klasik anlamda okul değildir. Enstitü sözü bilerek konulmuştur. Tonguç'un canlandırılacak köy projesidir. Arifiye Köy Enstitüsü ve Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü mezunu köy çocuğu öğretmen Musa Okay o yılları şöyle anlatıyor. Ben de köy enstitüsünde doğmuştum, okumuştum. Doğmuştum derken yaşamı buldu, onu anlatıyor. Kaderi köy enstitülerinin kaderine bağlıydı. Ne günlerdi o günler? Dağları yarıyor, su getiriyorduk. Taşımızı kendimiz çıkarıyorduk ocaklardan. Tuğlayı kendimiz kesiyor, pişiriyorduk. Mantar biter gibi yükseliyordu binalar. Yeşile hasret, bozkır toprağını yeşertiyor, verimsiz denilen toprağı gücümüzle verir duruma getiriyorduk. Engel tanımıyorduk. Ellerimiz nasırlıydı. Zaten çalışan köy çocuklarıydık. Enstitüde daha verimli nasıl çalışılır öğreniyorduk. Yorulmak nedir bilmiyorduk. Ülkümüz aydınlıklar içinde bir vatan yaratmaktı diyor. Bugün bu tabloda, bu salonda bizi memnun eden bir tablo var. Öncelikle biraz önce söylemeyi unuttum. Kepez Kent Konseyi aramızda, başkanımızla ve Kepez Özgür Kadınlar'dan temsilci arkadaşlar aramızda. Onlara da hoş geldiniz diyorum. Ve beni mutlu eden tablo. Bugün burada Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin öğretmen adayları var. Hoş geldiniz gençler. Derneği Gençlik Komisyonu'ndan Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümünden öğretmen adayı sevgili Yasemin Karadağ, Özge İnce Bayraktar'ın Onlar adlı şiirini seslendirecek. Köy çocuklarıydı. Kurumuş çalılar gibiydiler bozkırda. Kavrulmuş ekinler gibiydiler. Geldiler. Yalın ayakları ve yırtık insanlarıyla geldiler. Gönen'e, Aksu'ya, Kepirtepe'ye ezilmiş, sömürülmüş, horlanmış ve unutulmuştular bin yıldır. Ferhat oldular, yardılar İdris Dağı'nı, gürül gürül akıttılar suyunu Hasanoğlan'a. Köroğlu oldular, kafa tuttular Bolu beylerine, yıktılar saltanatın ağlarını. Tolstoy'u bazla korkudular koyun güderken, Mozart'ı, Beethoven'ı çaldılar dağ başlarında. Molière'i, Sofokles'i oynadılar, horon çektiler düşük düzünde kol kola, halay çektiler yıldız elinde türkülerle.
diz vurdular ortaklarda Efe'ce. Siz her gece mehtaba çıkarken Heybeli'de, onlar duvar ördüler, çatı çattılar. Yıldızlara bakarak yaz geceleri harman yerlerinde yattılar. Kazma salladılar yorulmadan, kerpiç döktüler kerpiç. Sızlanmadılar hiç. Yakıştı mısırlı ellerine kitap ve çekiç. Başladı yurt harmanında imece. Bir gece karanlık millerinden sinsice Brutus'lar çıktı ansızın. Çektiler zehirli hançerlerini, vurdular sırtlarından haince. Çıktı mağaralarından yarasalar, çıktı halk düşmanları. Üşüştü sülükler gibi üstümüze, emdiler kanımızı, doymadılar. Yıktılar umudunu Türkiye'min. Aydınlık bir Türkiye gelir aklıma, kalkınmış bir Türkiye gelir. Köy enstitüleri denince. Evet sevgili Yasemin'e teşekkür ediyoruz. Çok duygulandım dinlerken. Profesör Doktor Alper Kocabaş, 1957 Muğla Yeşilyurt doğumludur. 1975'te Bursa Kız İlk Öğretmen Okulu'ndan, 1978'de müzik öğretmeni olarak göreve başladığı İzmir Buca Eğitim Enstitüsü'nden mezun olmuştur. Konya'da lise ve ortaokullarda müzik öğretmeni olarak çalışmış, 1983-84 öğretim yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde, 1985-86 öğretim yılında İzmir 9 Eylül Üniversitesi'ne müzik okutmanı olarak atanmıştır. 1986 yılında 9 Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Bölümünde lisansını tamamlayarak aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim Programı'nda 1986 Lise Müzik Dersi Öğretim Programı'nın Ege Bölgesi'nde görevli müzik öğretmenlerinin görüşlerine ve çağdaş program geliştirme ilkelerine göre değerlendirilmesi konu başlıklı yüksek lisans tezini vermiştir. 1995'te İşbirlikte Öğrenmenin Blok Flüt Öğretimi ve Öğrenme Stratejileri Üzerindeki Etkisi konu başlıklı doktora teziyle doktor, 1998'de Müzik Eğitimi Anabilim Dalı'ndan doçentlik, 2004 yılında profesörlük unvanını almıştır. 9 Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı'nda başkanlık ve hüküm fakülte yönetim kurulu üyeliğinde bulunmuştur. 9 Eylül Üniversitesi Köy Enstitüleri ve İsmail Hakkı Tomruç Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu'nda üye olarak yer almıştır. Müzik eğitimiyle ilgili olarak lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde derslerini ve konser çalışmalarını yürütmektedir. Aynı zamanda Hollanda Han Üniversitesi ve Macaristan Los Laurent Tudorman Almanya Dortmund Üniversitesi ile Erasmus, Belçika, Estonya, Slovenya, Norveç ve Türkiye'nin yer aldığı Silver adlı Comenius projelerinde yer almıştır. Bu projeler kapsamında müzik eğitiminde işbirlikli öğrenme konusunda söz konusu üniversitelerde ders vermiştir. Matematik öğretiminde müziğe dayanan materyal geliştirme konu başlıklı TÜBİTAK projesinin yürütücüsü ve uygulayıcısı olmuştur. Ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve dergilerde hakemlik yapmaktadır. Yeni Kuşak Köy Enstitüler Derneği yayın organı Yeniden İmece Dergisi'nin editörlerindendir. Yeni Kuşak Köy Enstitüler Derneği Mandolin Orkestrası'nın program başlayıncaya kadar dinlemiş olduğunuz Mandolin Orkestramızın 2008 yılından bu yana şefliğini yapmaktadır. Yeni Kuşak Köy Enstitüler Derneği Buca Kızılçulu Şubesi Yönetim Kurulu'ndadır. Müzik eğitimi, köy enstitüleri, öğretmen yetiştirme, çağdaş öğrenme ve öğretme kuramları, program geliştirme konusunda pek çok araştırmaları, yayınları, seminer ve konferansları, eğitim müziği besteleri bulunmaktadır. Müzik öğretiminin temelleri, gelecek için yaratıcı eğitim, çeviri olarak işbirlikte öğrenme el kitabı yazarıdır. Profesör Doktor Alper Kocabaş, 9 Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yaparken yeni emekli olmuş ve emekliler kervanına, üreten emekliler kervanına katılmıştır.
evli, iki kız ve iki torun annesidir. Evet, Sayın Alper Kocabaş. Buyurun efendim. Profesör Doktor Kemal Kocabaş, 1956 yılında Muğla Kabartlıdere ilçesinde köy enstitülü öğretmen bir ailede dünyaya gelir. Ortakları ilk öğretmen okulunu parasız yatılı olarak kazanır. Ankara Yüksek Öğretmen Okulu hazırlık sınıfına seçilir. Yüksek öğrenimini İzmir öğrencilerinden oluşan kitaplarımızın da editörlüğünü yapmıştır. Hoş geldiniz. İrfan Mutlay, ve bireysel aktivistlerin katılımıyla oluşturulan Çanakkale Çevre Platformu Yürütme Kurulu üyeliği görevini üstlendi. 2019 yılında ülkemiz tarihinin en büyük çevre direnişlerinden biri olan ve maden ruhsatının iptaliyle sonuçlanan Kanadalı Alamos Gold şirketinin Kiraz'da altın gümüş madeni projesine karşı başlatılan Su ve Vicdan Yönetinin komite üyesi olarak görev yaptı. Ekoloji ve Sosyal Haklar Mücadelesi'nde çalışmalar yürüten İDA Dayanışma Derneği'nin kurucu üyesidir. Yeni Kuşak Köy Enstitüler Derneği'nin üyesidir. Kamudaki görevinden ayrılarak 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Çanakkale Merkez İlçe Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi ve Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. Halen bu görevi sürdürmektedir. Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği'nin meclis üyesidir. Birliğin 2019-2022 yılları arasında encümen üyeliği görevinde bulunmuştur. Evli ve iki erkek çocuk babasıdır. Sayın İrfan Mutlay'ı alkışlayalım. Değerli dostlar, değerli arkadaşlar, sevgili öğrenciler, hoş geldiniz. Bugün burada olmaktan ülkenin çok sıkışık bir döneminde yeniden umutları yeşertmek adına burada olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Bu etkinliği düzenleyen Çanakkale Belediye'mizin, sevgili Çanakkale Şube'mize sonsuz teşekkürlerimi özellikle ifade etmek istiyorum. Bugün bir insanlık kıyımında kaybettiğimiz sevgili Ahmet Fener Kışlalı'nın ölüm yıldönümü, 21 Ekim 1999. 24. ölüm yıldönümünde sevgili Ahmet Fener Kışlalı'yı sevgi ve saygıyla selamlayarak başlamak istiyorum. Anısına saygıyla diyorum. Ayrıca Orta Doğu'da yanan vahşete hayır demek durumundayız. Savaşa hayır demeni hemen barış programına atmanın tam zamanı olduğunu düşünüyoruz. Biz buradan çıkarken savaşı lanetleyen, her türlü terörizmi lanetleyen ve dünyada barışı önceleyen bir dünyayla, bir düşün dünyasıyla ayrılacağımızı umuyorum. Ve bir an önce insanların, çocukların, kadınların ölmediği bir Orta Doğu, Türkiye ve dünya dileklerini özellikle ifade etmek istiyorum. Şimdi Kıyanistleri konuşmak demek, değerli dostlarım, Türkiye'yi konuşmak demektir. Türkiye'nin aydınlık geleceğini konuşmak demektir. Biz Kıyanistleri'nin Türkiye'nin geçmişindeki yarın diyoruz. Yani o büyük bir gizli eğitim kenti. Bu gizli eğitim kentinden günümüze neler taşıyabileceğimizi ve günümüze yönelik göndermeleri neler yapabileceğimizi özellikle konuşmak istiyoruz. Şimdi 11 Eylül 2003 tarihinde Türkiye'de okullar başladı. Ben öğretmen çocuğuyum, babam okul müdürüydü. Hatırlıyorum, 11 Eylül 1962'de ilkokul başladığım zaman yaşadığım heyecanı, uyuyamamıştım. Siyah önlük, 3 numaraya tıraş edilmiş bir kafa, boyuna geçirilmiş kocaman bir ipi ucunda sildi ve cebimde ayva ve elmalar, Eylül ayının meyveleriyle o okul yolundaki günümü unutamam. İşte 11 Eylül günü çocuklarımız, bu ülkenin güzel çocukları okula merhaba eder, aydınlar merhaba eder. Şimdi günümüze hemen bir gönderme yapalım. Günümüzde okul ve cami işlerleri karıştı.
okul ve cami işlevlerini birbirleri örtüştürdüler. Okul neden, niçin, hayır sorularının sorulduğu yerdir. Cami sorulamanın yapılmadığı, biat edildiği, dualarla geçen ve orada sorulamanın yapılmadığı bir başka kurumdur. İki farklı kurum, işlerde iki farklı kurum. Ama bugün cami okula teslim almış durumdadır. Önce bunun altını çizmekle başlayalım. Şimdi bakın bu slaytlarda okula traktörü giden köy çocukları, kapatılan köy okulları slaytlarını özellikle koydum. Yani bugün ülke nüfusunun yaklaşık %7'si veya 8'i köylerde yaşıyor. Bu da nedir? 80 milyon, %8'i, 6 milyon, 7 milyon insanımız köylerde yaşıyor. Ama oradaki köy enstitüsü öğretmenlerin, eğitmenlerin yaptığı okullar virane durumdadır, okulların damı olmuştur veya da terk edilmiştir, yıkılmak üzeredir. Altılı masa denilen masa, eğer 28 Mayıs'ta bir başka sonuç alsaydı, bu okullara yönelik bir projelerimiz vardı, bu okullar açılacaktı, 100 bin öğretmen tayin edecekti. O yarım kalan bir hikayemiz oldu. Dilerim önümüzdeki dönemlerde yeni yolculuklarla, yeni beraberliklerle bunun önünü açmamız gerekiyor. Bakın Mustafa Kemal ne diyor? Ben manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir dolmuş, kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım akıl ve bilimdir diyor. Türkiye ise bugün akıl ve bilimden uzaklaşan bir düşün dünyasına evrildi. Akıl ve bilimin ötekileştirildiği ve ciddiye alınmadığı bir sürece doğru girdik. O nedenle bugün toplantıdan çıkaracağım önemli şey, ülkenin bütün kamu kurumlarında, bütün hayatında akıl ve bilimi egemen kılmak olmadığını düşünüyorum. Şimdi sevgili Yüksel, bana bu toplantıyı ilk duyurduğunda 6 Ekim'de yapacaktık. 7 Ekim'de yapacaktık. 7 Ekim aynı zamanda Dünya Öğretmenler Günü'ydü. Ve Dünya Öğretmenler Günü'nde yapacaktık ve Fakir Bayburt'u da arayacaktık o toplantıda. O nedenle bugün ben Dünya Öğretmen Hareketi'nin önderi, Türkiye Öğretmen, Demokratik Öğretmen Hareketi'nin önderi Fakir Bayburt'u da buradan selam ve saygılar ve görüntülü kırmızı karanfiller göndermek istiyorum. Ve orada sevgi ve saygıyla andığımın altını özellikle çizmek istiyorum. Şimdi 2023 Türkiye'sinde arkadaşlar çok hareketli bir Türkiye yaşıyoruz. Neler oluyor diye bir soruyla başlayalım. Önce Şubat 2023'te ben 45 yıl hocalıktan sonra üniversitelerde öğretim üyeleri 67 yaşında olunca zorunlu emeklilik oluyor. Emekli oldum ve bir hafta sonra da Türkiye'de acı bir deprem sürecini yaşadık. Yasal resmi rakamlara göre 50 bin insanımızı kaybettik ama resmi olmayan rakamlara göre de bu rakamın daha yukarıda olduğunu söylüyor. Neden daha çok insan kaybettik? Çünkü akıl ve bilimden uzaklaşan, dere yataklarına, o alüvyonlu toprakları konut yapan bir rant anlayışının egemen olduğu bir Türkiye yaşıyoruz. Liyakatsız bir kamu yönetimi gördük. Çadır satan bir kızılay yöneticileri gördük. İçi boşaltan, yetki kullanamayan kurumlar gördük. Tek adam, tek vali, tek kaymakam, tek rektör, tek dekan, böyle bir kamu düzeni. Demokratik süreçlerin işlemediği bir süreç gördük ve bizi hayatımıza ne gibi bıraktı deprem? Eğitim hakkı, yaşam hakkı, çevre hakkı, su hakkı, barınma hakkı kavramlarını tekrar tartışmamızı sağladı. Ben o kaybettiğiniz bütün canlara selam ve acılarımı ifade etmek istiyorum. Başka ne yaşadı Türkiye? 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerini yaşadık. Umutlarımız vardı, heyecanlarımız vardı, aydınlık ve demokrat bir Türkiye tutkumuz vardı. Ve sonra bir depresyona girdik hep beraber, umutsuzluk dalgası içine girdik. Ama umutsuzluk insana yakışmaz. Tekrar kendimizi yenileyip yeni umutlar yaratmakla ilgili bir süreç yaratmak zorundayız. Ve yoğunlaşan, hepimizi daraltan bir hayat pahalılığı, ekonomik kriz, yoksulluk girdi derdimize. Ve sonra da ben Muğla'lıyım. Muğla'da biraz öğrendi. İşte yaşlı teyzelerimizin ağaçlarını, dolayısını ve çevresini korumak amacıyla verdikleri mücadele. Şimdi bakın ben çok hafif hatırlıyorum çocukluğumda. Babam okul müdürüydü. Bizim kavakları orman köyüydü. Orman yangınları olurdu. Ve askerler gelirdi. Orman yangınlarını söndürmek için gelirdi. Yıl 63-64. Yıl 2023. Şimdi ise jandarmalar, asker orman yangınlarını, bir orman kıyımını desteklemek için oradalar. Ve patronların kapitalizmin temsilcisi görünümde orada oldular. Şimdi biz çocuklarımızı ilkokulda bırakmaya dair çocuklarımız
dolayı ve çevreyi korumakla ilgili neden ısını anlatacaklar? Jandarmanın o tavrını, bu yaşlı teyzeye, ağacını satan teyzeye, ağaçtan ayırma operasyonlarına, o nedenle böyle bir garip, ironik süreçler yaşıyoruz. Ve ormanların yanmasıyla, ormanların ağaçların kesilmesiyle, küresel iklim krizine adeta destek veriyoruz. O krizin daha çok artmasına neden olduğumuzu özellikle söyleyebilmeliyiz. Peki 28 Mayıs sonrası başka ne oldu arkadaşlar? Türkiye'de çok hızlı artan bir dinselleştirme hareketleri başladı. Eğitimde özellikle. Çağdaş, unutmayalım ki literatür şöyle diyor. Çağdaş eğitim, layık, demokratik, bilimsel eğitimdir. Ve tüm Türkiye'de bakın, İmam Hatip'lerde okuyan öğrenci sayımız 1,5 milyon öğrenci buldu. Ve bugün tüm üniversitelerde hem İlahiyat Fakültesi var hem İslami Bilimler Fakültesi var. Yani iki tane birden İlahiyat Fakültesi var. Demek büyük oranda fark yok aralarında. Ve her yıl üniversite sınavları 30 bin öğrenci okullara gidiyor. Çoğu öğrenci de yoksulluk nedeniyle kamuda iş bulmak için bir konservis işleri görüyor o diplomaları. Şimdi bir de Türkiye'de yeni şey çıktı, Sıbriyan okulları. 4-6 yaş çocuklarını Sıbriyan okullarında, eski Osmanlı'nın Sıbriyan okullarını okutmaya çalışıyorlar. Ve 2022 yılında 168 bin öğrenci vardı, 2023 yılında 208 bin öğrenci. Ve şimdi bu okulların sayısını hızlıca arttırmaya çalışıyorlar. Çocukların psikolojik ve biyolojik gelişimine uygun olmadan din eğitimi vermenin bütün yollarını ve çocukların zekalarını ezmek için her bir yol deniyorlar. Bakın, Türkiye'nin kurucusu Milli Eğitim Bakanı Can Yücel'in sevgili babası Hasan Yücel, 1901 yılında İstanbul'da Sıbriyan Okulu'na gider. Yıllar sonra bir taraftan öğretme usulünün ilkelliği, diğer taraftan da ne yaptığınızı bile okuduğunuzu hiçbir şekilde bilmeyişiniz, küçük yaşta zekanızı ezmek, bilincinizi karartmak için yeterli sebep verdi. Yani soyut işlem dönemine geçmeden çocuklara din eğitimi vermek, çocuk 4-6 yaş arasında dokunduğu, tuttuğu şeyleri öğrenir. Siz dini, tanrıyı 4-6 yaş arasında anlatamazsınız. Çocukların dünyasında korku kültürüne egemen olduğu bir dünya yaratırsınız. Ve o çocuklar zeka, aynen Hasan Yücel'in dediği gibi zekası ezilen çocuklara dönüşür. Din eğitimi verilsin ama ilgili biyolojik ve psikolojik yaşları gelinde verilmeli diye bir altın özellikle çizmek istiyoruz. Şimdi yeni bir Milli Eğitim Bakanımız var. Milli Eğitim Bakanı ne diyor? Kız okulları açacağız diyor. Talep var diyor. Yalan söylüyorlar. Yani kız okulları açacağız. Karma eğitim insanlaşma projesidir. Nasıl evimizde halamız, teyzeniz, yengeniz, kız kardeşinizle beraber hayat bir bütünse, ailede bir bütünlük varsa okulda da bütün kızlar, erkekler yan yana okumalıdır. Ben Ortaklar İlk Öğretim Okulu'nda karma eğitimi yapılan bir okulda okudum. Bütün köşelerimizin, sivriliklerimizin karma eğitimi kaldırdığını düşünüyorum. Geçen yıl bir kitap hazırladım. Bunu Kız İlk Öğretim Okulu kitabını hazırladım. Ve orada kız öğrencilerin şu mesajları vardı. Karma olmayan bir okulda okumak ileriki yaşamlarımıza bir sürü sıkıntılar yarattı. Yani bir erkeğin karşısında nasıl davranacağımız konusunda problemlerimiz vardı diye. O nedenle karma eğitim karşıtlığı bir gericiliktir, geri bir dönüştür. Köy enstitüleri 1946 yılından sonra kapatma nedenlerinden birisi de o dönemli muhafazakarlarının karma eğitim karşıtlığıdır. Ve 1950 yılında köy enstitülerinin karma eğitim kaldırıldı, kızlar bolu ve değişimcilere gönderildi. O nedenle günümüzde muhafazakarların hala bu karma eğitim karşıtlığı çağ dışı olduğunu özellikle altını çizmek istiyoruz. Mülakatı kaldıracağız, mülakat gibi yapacağız diyor. Yani bu ne demektir? Öğretmen atamaları biliyorsunuz söz vermişlerdi. Mülakatı kaldıracağız sözü vermişlerdi. Şimdi oradan geri adım atıyorlardı. Ve geçen hafta yeni bir şey geldi arkadaşlar. Anaokulları mescit yapmak kararı verdiler. Yani 28 Mayıs sonrası artan dinselleştirme ve gerçekleşme projesi hayatımıza dayatılıyor. Ve ÇEDES projesi var biliyorsunuz, o Haziran ayında hayata soktular. Ve çok yakışıklı bir ismi var, çevremi duyarlılık değerlerine sahip çıkıyorum. Bütün imamların manevi danışmanlık okulları atama projesi. Bir ilkokul mezun veyahut da bir eğitimli bile olsun, bu imamların okullarda çocuklarımıza bir şey vereceği yok. Yani pedagoji eğitim almış bir öğretmen varken imamın bu görev istenmesinin çok doğru olmadığını özellikle altını çizmek istiyorum. Eğitimde başka bir şeyler de yaşanıyor arkadaşlar. Yaşanan hayat pahalılığı nedeniyle, bir de eğitimde piyasalaşma nedeniyle eğitim alanı adaletsizliklerin yaşandığı en büyük alan. Şimdi Türkiye'de sınıfsal, bölgesel, cinsiyetler ve eşitsizlikler yoğun bir şekilde gelişiyor.
Şimdi geçenlerde bir rakam yayınlandı. Ülkenin en zengin %20'lik kesimi ulusal gelirin %56'sını alıyor. Yani sınıfsal bir eşitsizlik diz boyu gidiyor. Orta sınıf çökmüş, yoksulluk bütçe artmış, 7500 lira yaşamakta olan emeklilerin yaşadığı, gidi sayılan insanların olduğu bir ülke. Eğitim ayrılan kaynak anlamıyla Türk ve 40 ülke arasında, OECD ülke arasında 38. sırada. Çocuk işçiliği bir çocuk sömürüsüdür. Yani 18 yaşını gelmemiş bütün herkes çocuktur. Ve mesela ilgilenen çocuklara, sanat okulları okuyan çocuklara 6 gün, 5 gün bu yerlerde çalışma zorunluluğu verdiler. Geçen haftalarda da Soma'da bir çocuk orada vefat etti. Özel okullar arkadaşlar, Finlandiya'da özel okul yok. Almanya'da yok. Hollanda'da özel okul yok. Ama Türkiye'de 2023 rakamlarıyla özel okul oranı %20'ye çıktı. Özel okullara giden öğrenci sayısı da %30'a çıktı. Yani şunu söylemek istiyorum. Türkiye orta sınıfı çocukların kamu okullarının layık eğitimden uzaklaşması nedeniyle bütün enerjilerini çocukların özel okullarına yöneltmeye başladı ve bu da kamusal eğitimin çökmesi neden olmaktadır. O yüzden buradaki ilerici partilerdeki tüm dostlarımı sesleniyorum ki kamusal nitelikli eğitimi savunmak hep boynumuzun borcu olmalıdır düşünüyorum. Bir araştırma, TEDMEM araştırması var. Toplumun %83'ü, gençlerin %93'ü eğitim sisteminin iyi olmadığını söylüyorlar. Her 10 kişiden 6'sı, her 4 gençten 3'ü ise eğitim sistemi son yıllarda çok kötü değiştiğini söylüyorlar. Ve arkadaşlar o nedenle Türkiye'nin orta sınıfının iyi yetişmiş çocukları ve Türkiye'nin iyi yetişmiş insanları artık geleceklerini yurt dışında arar hale geldiler. Mühendisler, doktorlar yurt dışına doğru gidiyorlar. Peki, dünya Endüstri 5.0'a gidiyor. Türkiye'nin durumu Endüstri 2 ile 2.5 arası. Açık öğretimde okuyan öğrenci sayısı 1.5 milyonu aştı. Açık öğretim ortaokul sonrası. Neden gidiyor çocuklar açık öğretime? Yoksulluk ve muhafazakar iklim nedeniyle aileler kızlarını oraya gönderiyorlar. Taşımalı eğitimde yaklaşık 1.5 milyon öğrenci taşınıyor. Bugün 207 üniversitemiz var. Bunun 50 üniversitede eski AKP milletvekilleri rektör olarak çalışıyor. Tek adam, tek rektör o çizginin devamı olarak çalışıyor. Ve arkadaşlar, üniversite kaydını, yoksulluk bedelini kaybederek hatırlamayan öğrencilerin büyük sayıda artış olduğunu söylüyoruz. Türkiye'de öğretmen nedir? Öğretmen çok kötü durumda. Geçim sıkıntısıyla bir araştırmaya göre geçim sıkıntı yaşayan, ek iş yapan, için boşaltın saygına zalını düşüren mutsuz öğretmen oranı %85. Ve öğretmenler özgürlüğünü, mesleki güvencesini kaybettiğini ifade ediyorlar. Sözleşme ücretli öğretmenlik statüsü, öğretmenlik mesleğinin saygınlığını yok ediyor. Liyakatsiz öğretmen atamaları çok fazla. Ve bir araştırmada bir öğretmen şunu söylüyor. Yalnız zamanda öğretmen olduk. Cumhuriyet'in ilk yıllarında öğretmen olmak varmış diyerekten de o Cumhuriyet'in ilk yıllarına gönderme yaptığını özellikle altını çizmek istiyoruz. Peki bütün bunlar yaşanırken Kürençleri Türkiye'nin aydınlık bir referansı. Aydınlık bu referansın kahramanları kim? 26-29'un Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati, 36-38'in 32-34'ün Milli Eğitim Bakanı Reşit Galip, 36-38'in Milli Eğitim Bakanı Saffet Arakan, 38-46'ın Milli Eğitim Bakanı Hasan Yücel ve o dönemin yıldızlaşan ilk öğretim gelen Müdür İsmail Hakkı Tombuş. Arkadaşlar, Cumhuriyet Eğitim Derneği'nin saptama yaparsak bir bütünsellik ve süreklilik var. Yani bir Milli Eğitim Bakanı aldığı bayrağı yukarı çıkarıyor, diğer Milli Eğitim Bakanı alıp onu daha yukarı götürmeye çabalıyor. Böyle bir süreklilik ve çok değerli bir süreklilik. Mustafa Necati dönemi, Mustafa Kemal'i en iyi anlayan Milli Eğitim Bakanı, Milli Eğitim Bakanı'nın teşkilatını kuran Milli Eğitim Bakanı, Talim Terbi Kurulus, Karne Eğitim, Denizli Kayseri Köylü Muallim Mektepleri ve Öğretmenlik Meslek Onuru yücelten bir Milli Eğitim Bakanı, çok 38 yaşında apandis ameliyatında kaydediliyor. Onun töreninde de Mustafa Kemal'in gözyaşı döktüğü ifade ediliyor. Doktor Reşit Galip bölümü halk yerleri ve halk odalarının açıldığı 1933 üniversite yasasının o Cumhuriyet'in üniversitesinin kavramı darifundan Cumhuriyet'in üniversitesinin geçildiği dönemin adı. Saffet Arıkan dönemi eğitmen kurslarının, köyensin giden yolculukta bir laboratuvar çalışmaları eğitmen kursları, öğretmen okullarına atıldığı dönemin adıdır ve Gazi Merkezi ise arkadaşlar, o Cumhuriyet'in eğitim devriminin temellerinin atıldığı, düşünsel temellerinin ortaya konduğu bir eğitim kurumu adıdır. Şimdi bakın, 1923'te Cumhuriyet kurulunda nüfus 13 milyon, nüfus orta çağ yaşıyor. Ve siz böyle bir orta çağda yaşayan bir toplumda layık, demokratik, bilimsel eğitimi hayata geçirmeye çabalıyorsunuz. Ben öğrenciyim 70-80 arasında yaptığım üniversite öğrenciyim.
kendi gerçekliğinizi o dönemde göremedik. Ama şimdi görüyorum ki 23'te orta çağ yaşayan bir toplumda cumhuriyeti kurmak kadar ilerici ve devrimci bir hareket olamaz. Yani o biz yıllar sonra bunu anlar hale geldik. Mustafa Kemal 15 Temmuz 21 Maarif Kongresi'nde diyor ki bu yurdun gerçek sahibi ve toplumumuzun büyük çoğunluğu köylüdür. Yani hedef kitleyi belirlemiştir. Köye, köylüye dönüştürmek, orta çağdan yeni çağa taşımaktır. Yine 1923'te İzmir İktisat Kongresi yapılır arkadaşlar. O İktisat Kongresi'nde şöyle bir karar vardır. Köylerdeki ilkokulların mutlaka 5 dönümlü bir bahçesi ve 2 inekli kendi bir ağırı ve kümesi, yeni usul bir ağırı öğretmen için 2 olur bir evi olması, arazinin bir kısmı sebze bir kısmı çiçek diye devam ediyor. Yani İzmir İktisat Kongresi'nde köy enstitülerinin düşünsel temelleri oluşmaya başlıyor. İlk tartışmaların başladığı bir dönemin adıdır. Köy enstitüleriyle ilgili ilk soracağınız, söyleyeceğiniz cümle, köy enstitüleri eşitlikçi, hümanist eğitim kurumlarıydı. Pozitif ayrımcı eğitim kurumlarıydı. Kimler için pozitif ayrımcı? Yoksul köy çocukları ve kızlar için. Yanına bir kız öğrenci getiren erkek öğrenci sınavsız kabul ediliyordu. Bu sadece 1600 kız öğrenci köy enstitülerinde öğrenci olabildi arkadaşlar. Ve bugün biz Türkiye'deki eğitim sisteminin eşitlikçi, adaletli bir eğitim sistemi olduğunu asla söyleyemeyeceğiz. Köy enstitülerinin iki kurucusu var, çok değerli bir insan. Hasan Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç. Hasan Yücel, Can Yücel'in babası. Türk devletinin dağlarında bayırlarında hatta en ücra yerlerinde kendi kendine açıp solan çiçek bırakmayacağım diyor. Bu ilerici bir anlayış. Ben diyor tüm köy çocuklarına okuyacağım diyor. İsmail Hakkı Tonguç diyor ki elinden gelse diyor tüm dünya okullarının programlarına insanın insanı sürmemesi attığı bir ders koyardım diyor. Böyle bir dünya görüşü sahip. Cumhuriyet'in birinci kuşak aydınlarında hep bu ilerici, hümanist, dönüştürücü dünya görüşü egemen. Hasan Yücel, Eğitim Bakanlığı'nın tırnaklarıyla gelen bir insandır. Önce öğretmendir, sonra Maarif müfettişi olmuştur. Sonra Gazi Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü yapmıştır. Orta Öğretim Genel Müdürlüğü yapmıştır ve sonra Milli Eğitim Bakanı olmuştur. Bütün bu süreçleri yaşamıştır. Köy Enstitüsü'nün kurancısı Üniversitesi İsmail Hakkı Tonguç ise bir köy çocuğudur. Burgazistan'ın Tatar Atmaca köyünde doğmuştur. Kastamonu'nun İstanbul'u öğretmen okulu mezunu, Almanya Güzel Sanatlar Eğitimi, Seyyar Kesim Müdürlüğü, Gazi Eğitim Resim Kuruculuğu. Hemen burada partili arkadaşlar var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı okunu İsmail Hakkı Tonguç, Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümünde çizmiştir. Yani o altı okun şeysidir, ressamıdır. Gazi Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü yapmıştır ve daha sonra ilk öğretim genel müdürlüğü yapmıştır. Şimdi arkadaşlar, biz deneysel pedagoji dediği isimlendirme yapıyoruz. Köy enstitüleri ve köy enstitüleri giden yolculukta eğitmen kursları deneysel pedagojinin hayata geçtiği eğitim kurumlarıydı. Bakın 37 tarihinde önceki köy öğretmenler yasası çıkıyor. Şimdi Mustafa Kemal 1936'da Çankaya Köşkü bir toplantıdadır. Tonguç vardır, Safet Arıkan vardır. 35 bin köyün, 40 bin köyün 35 bin öğretmen yoktur. Bir çözüm aramaktadır Cumhuriyet. Der ki Mustafa Kemal, biz köyden gelen çocuklara kısa sürede top atmayı, silah kullanmayı öğretebiliyor muyuz? Öğretiyoruz. O halde şöyle bir uygulama yapalım. Köydeki çocuklardan çalış ve onbaşı olanları 6 aylık kurstan geçirip eğitmen öğretmen olarak köylere gönderelim. Onlar ilk 3 sınıf okusunlar der. Ve böylece Tonguç'a görev verir. Tonguç gözlemlerini yapar ve sonuçta Kayseri çiftelerde ilk eğitmen kursu açılır. Bakın yasanın ilk maddesi şudur. Nüfusları öğretmen gönderilmesi elverişli olmayan köylerin, öğretim ve eğitim işlerini görmek, ziraat işlerinin fendi bir şekilde yapılması için köylere rehberlik etmek üzere köy eğitmenleri istihdam edilir. Şimdi ziraat mühendisi bir başkan yardımcım var. Bakın eğitmen yasasının maddesinde köy sadece öğretmen olarak değil, ziraat işlerinin fendi bir şekilde yapılmasını sağlamak adıyla da eğitmen yetiştirmek derleniyor. Ve arkadaşlar 17 Nisan 1940 köy enstitüleri yasası, daha sonra Demokrat Parti'yi kuran 150 milletvekilinin muhalefetine rağmen meclisten çıkar ve o gün Ulus Gazetesi manşet atar. Memlekette büyük eğitim hamlesi bir manşeti vardır. Ve o Cartoban Tüpengi Hoca der ki Cumhuriyet'i köye göçen devrimci adım köy enstitüleri olmuştur diye bir ifade kullanır. Peki Cartoban Tüpengi ile devam edeceğiz. Cartoban Tüpengi bir sosyolog, 12 Eylül öncesi vahşice öldürülen bir aydınımız. Aydın kırımının önemli eleman insanlarından. Köy enstitüleri der, köyün sınıfına değil, köyü öğretmen göndermeye temel alan eğitim kurumlarıydı. Yani çocuğun annesi, babası, köyün sosyal çevresi, fiziki çevresi, oraya görüştürmeye giderdi bir şeyler. Bakın köy enstitüleri yasasının birinci maddesi ne diyor?
Bir öğretmenin mektubuyla verilen diğer meslek erbabını işçilik üzere tarım işçilerine elbise oransız olan yerlerde Milli Eğitim Bakanlığı köy enspektörü. Yasa bu. Köye yarayan meslek erbabı. Cumhuriyet köye bu meslek erbaplarıyla ilgilenmek istemiştir. Peki kimleri yetiştirdi Cumhuriyet köy enspektörü? Sağlıkçı, köyün sağlıkçısını ve köyün öğretmeni yetiştirdi. Eğer devam etseydi köyün baytarını, köyün başka edesini, hemşiresini yetiştirecekti. Bakın ikinci madde ne diyor yasanın? Köy enspektörü mezun öğretmenler tanıdıkları köyleri her türlü öğretim işleri görürler. Ziraat işlerinin fermi şekli bulması bizzat meydan yetiştirdikleri örnek tarla, bağ, bahçe, atölye gibi testlerde köylere rehberlik eder ve köylerin bunlardan istifade etmesini sağlar. Yani köy enspektörü öğretmen bir köyün önderi olacaktır. Köye Cumhuriyet bu önderlerle gelecektir ve ziraat işlerinden anlayan, kendi işlerden anlayan bir rehber Cumhuriyet maddesi. 10. maddeye bakarsak arkadaşlar, burada çok şey göreceğiz. Köy halkının, öğretmenin görevlerini anlatıyor. Köy halkının milli kültürünü yükseltmek. Başka, köyün ekonomik hayatını geliştirmek, ziraat, sanat, teknik alanı köyüne örnek olabilecek işler yapmak, kooperatif kurma görevini veriyor. Bunlarla birlikte, bakın sevgili başkan da bundan yararlanacak, tüm bunlarla birlikte neslinin tükenmemesi, körelmesi lazım gelen hayvan ve bitki cinslerinin tespiti ve korunması ile ilgili ekolojik bir görev veriyor köy enspektörü, köyün öğretmeni. Yani bunların ne kadar değerli olduğunu yıllar sonra anlayabildiğinizi özellikle söylemek istiyorum. Pamuklara köy enspektörü için asistanlar diyor ki, şimdiye kadar köylerindeki hali köylü yarar yerine zarar veren öğretmenin yerine aynı köyün türküsü söyleyen, nesnelere onun gözüyle bakan, onun derdini ortak öğretmeni yetiştirmek olarak söyler. Yine Alçadağ Köy Enstitüsü Müdürü Şerif Tekbence derdiyle bir tonguça yazdığı mektupta şunu söyler. Mezunları diktatlar ve filanlar gönderiyoruz. Mezunların 4'te 3'ünün doğru tarafından en az 3'er defa yerlerini tetkik ve tespit edilmiştir. Ayrıca kendileriyle yaptığım sayısı bile geçen mektuplarla muharebeler, iletişim demek istiyorum neticesinde çalışma derecelerini öğrenmiş bulunuyorum. Soru, günümüzde eğitim fakültesi dekanları mezun ettikleri öğrencilere mektup yazıyor mu? Onlara kitap gönderiyor mu? Onlara siz şu bitkiyi dikin diyor mu? Veya şöyle bir göreviniz var diyor mu? Demediklerini biliyorum. O yüzden köy enstitüsü müdürleri o 3-4 ilden öğrenci alıyordu. O bölgedeki tüm öğretmenleri kontrol ediyor ve onları denetliyor. Size bir mektup okuyacağım şimdi. Mektubu yazan Rauf İnan, Hasan Olan Köy Enstitüsü Müdürü. Enstitüyü kabul eden öğrenciler yazıyor. Sevgili oğlum, sayın oğlum, enstitümüze talep olarak seçildin, sana müjdeler ve kutlarım. Enstitümüze hem okumanın tahsili yaratılacak hem de ileri usullerde ziraat öğreneceksin. Bağcılıkta, sercecilikte, arıcılıkta, tavukçulukta, hayvan bakımında, makineli ekim biçim ve harman yapmasında, zahiri hazırlamada çalışmayı geçireceksin. Arjepide sanat elde edeceksin. Dokumacılık, dikiş makinesi kullanmayı, halı dokumacılık, bisiklet, motosiklet bilmeyi, mandolin çalmayı da öğreneceksin. Burada çok çalışma, iyi iletişim için her şey var. En sonunda diyor ki, seninle konuşacağımız günleri sevinerek bekliyorum. Gözlerini öper, ananı babanı, komşularına selam gönderirim. Onlara söylersin, mümkünse beraber iki çift çorap, iki mendil, üç fotoğraf getir diye de sevgilerini gönderiyorum. Şimdi bakın, enstitü diyor ki müdürü, yavrum sen bu okula geldiğinde, bu enstitüye geldiğinde, sen bu becerileri elde edeceksin. Becerileri kazanacaksın. Soru, şimdi Türkiye'de üniversitelerimiz gelen çocuklara, ben sizi şunu kazandıracağım diye biliyor mu? Veyahut da liseler diye biliyor mu? Ben emekli olmadan önce son derste bu mektubu okudum. Endüstri mühendisliği, makine mühendisliğindeki öğrencilerime. Çocuklar, bu mektupta ve şimdiki siz nasıl bakıyorsunuz? Yani oraya gelen çocuklar, üniversite bir sınıfına gelen çocuklar çırılçıplak, ellerinde hiçbir beceri yok. Uzaklaşmışlar, eğitim o çocukları dönüştürmemiş lise eğitimi. Evet, bu anda gelmişler. Ama o dönüşümü yaşayamamışlar ve farkında işte bu 1940'lar, 2020'ler farkını özellikle altını çizmek istiyorum. Peki bu mektup amacına ulaşmış mı? Ulaşmış. Yıllar sonra Rauf İnan mezun ettiği bir öğrenci şu mektubu yazar. Emin Güney, Meyil Köyü baş öğretmenin Allah'ın komşuların yanlış seviştiğini, açlığı öğrettiğini, yan yetiştirmeyi köye soktuğunu, çocukların milli oyunlar ve kültürü öğrettiğini, örnek bir fidanlık yaptığını, çekirdekten fidan yetiştirdiğini, ziraatı iyi yaptığını, bir çeşme yaptığını sağlıklı bir tartışma raporundan öğrendim. Bunu çok sevindim. Bu sevincimi buradaki öğretmenlerle pay edeceğim. Her zaman başarılı çalışmanı bekler, sevgili gözlerinden öderim diyor. Mezun ettiğim bir öğretmen bir okul müdürü olmuş ve onun başarılarını kutluyor, arkandayım diyor.
İşte bütün enstitü müdürleri mezun ettiği öğrencileri yüreklendiriyor, arkasında olduklarını ifade ettiğini özellikle söyleyebiliyorum. Arkadaşlar, Türkiye'de uygulamalı eğitim yapan kurumlardı. 150 teorik, 150 uygulamalıydı. Ve İsmail Hakkı Tonguç Kürensi'nin kurancısıydı. Ve Kurtuluş Savaşı'nın kanları verenlerin hakları verilecekti diyordu. Yetenekli çalışanların hakları verilecekti. İmparatorluk döneminde olduğu gibi ezen ezen sömüren sınıflar bulunacaktı. Cumhuriyet bu demekti. Devrimin en uygun kurşuları olarak yeni insan kendini yaratmak zorundaydı diyerek Cumhuriyet'i nasıl algıladıklarını ifade ediyordu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, peki Kürensi'nden mezunun, Kürensi'nin günümüzdeki çıktıları nedir? Yani bize aktaracağınız. Kürensi'nin demokratik eğitim vardı. Öğrenci iletim katılıyordu, hayatı soruluyordu. Bugün üniversitede hiçbir yerde demokratik eğitim yoktur. Öğrenci misafirdir, gelir ve gider. Hiçbir sürece katılmaz, yönetim kurulunda görev almaz. Bakın o demokratik eğitim daha sonra Türkiye'de demokratik öğretmen hareketi oluşturdu. Önceki öğretmen derneğini kurdular Kürensi'ler, sonra Türk Öğretmenler Sendikası kurdular. Bu bir çıktıdır. Demokratik Öğretmen Hareketi'nin önderi oldular. Kürensi'nin kitap okuma tartışma saatleri vardı. Sonra hayata nasıl yansıdı? Kürensi yazarlar çıktı. Mahmut Makallar, Fakir Baykutlar, Dursun Akçamlar çıktı. Edebiyatın haklaştırılması sağladılar. Kürensi'nin saray bilimi vardı. Ve Kürensi ressamlar, Kürensi müzik insanları çıktı. Bugün yani Türkiye'de Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeki kurucular hep Kürensi'nin öğretme okul çıkışlardır. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Kürensi'nin kooperatif dersi vardı. 1960'larda Türkiye'de kooperatif hareketi varsa arkasında Kürensi'nin öğretmenler vardı. Kürensi'nin zanaat eğitimi vardı. Modern tarımsal üretim vardı. Ekoloji, tarım, çevre, doğa duyarlı. Onlar ürettiler. Ve 68 kuşağının arkasında onların öğretmenleri Kürensi'nin öğretmenlerdi. Bunun altını özellikle çizmek isterim arkadaşlar. Şimdi bunları hızlıca geçeyim arkadaşlarımı bırakmak için sözü. Şimdi arkadaşlar, Kürensi'nin de kooperatifçilik çok önemli bir kazanımdır. Örneğin Akçadağ Kürensi'nde hem öğretmenler, hem öğrenciler, hem de köylüler üye olmuşlardır. Ve o kooperatif aracılığıyla o bölgedeki demokratik örgütlenme süreci yaşamıştır. O nedenle bugün yerelde, yerel yönetimdeki dostlarımız, üretici kadın ve gençlik kooperatif hareketini mutlaka üretmelidir. Emin kurulması, dayanışma ve demokratik kültürünü hayata geçirmek adıyla bunun çok değerli ve önemli olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Yine Kürensi'nde tarımsal üretim. Kürensi'nde bir öğretmen şunu söylüyor. Kürensi'nde bizi üretici insan olarak yetiştirmemizi sağladı. Dolayısıyla modern tarımı, orta çağdan tarımın terk edilmesi, modern tarımın köylere gitmesi Kürensi'nin öğretmenler sayesinde olmuştur. Ve 1940'ta Ralph Inan çiftçileri şöyle anlatıyor. 1940'ta çiftçiler çevresinde buğday anda gibi tahalara giriyordu. Sebze hiç ekilmezdi. Sadece karpuz yetiştiriyordu. Meyveyi çerçeveler bitiriyordu. Çevreye en fazla 1 metre kadar büyüyen sığır kuyrukları yetişiyordu. Sakarya'nın bir kovalan Seydüzlü kenarında birkaç söğüt ağacı vardı. Çevre köylerden bir de ağaç vardı. Mahmudiye köyünde 2 kabak vardı. Enstitüde 80 dekar akasya ormanı. 100 dekar bağ, 300 dekar meyveli, 300 dekar sebzeli, geniş bir kavaklık gerçekleşirdi. Yakında yeniden gidip gördüm, çevre köyler, bağ, bahçe ve ağaçlık içinde ifadeleriyle o yaşanan değişimi bize özellikle aktardığını söylemek istiyorum. Arkadaşlar, günümüzde iki yönetim var. Merkezi yönetim ve yerel yönetimler. Bugün günümüzdeki merkezi yönetim, ülkede bütün olumsuzlukların sahibidir ve onlar asla çözüm olamazlar. Ama yerel yönetimler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin işlevsiz hale gelmesi, demokratik kültürün yoğun yaşandığı demokratik süreçlerin işlediği yerel yönetimleri önemli kılıyor. Okulların işlevsiz değiştirilmesi, eşitsizlikler, o nedenle yerel yönetimdeki dostlarımızın eğitim hakkı, layık bilimsel eğitim, sanat eğitimi, imece, dayanışma, kapatılan köy okulları başlıklarıyla çok önemli projelere imza atmalarını bekliyoruz. Ben son günlerde yerel yönetimde yapılan iki projede jüri üyesi oldum. Bunlardan birincisi İzmir'de yapıldı. Fark Yaratan Muhtarlar Projesi. İzmir'de 1200 muhtar çalışıyormuş. Büyükşehir Belediyesi muhtarları bu çalışmaları ortak etmek amacıyla proje yarışması açmış. Ben de 5 yönetim üyesi arkadaşımla burada jüri üyesi oldum. Olağanüstü güzel projeler geldi. Bütün sorun muhtarlara dokunmak. Hakikaten siz de bizim imecimize katılın, çalışmayı bulun,
okulumuzun heyecanlı katılın diye. Ve bunu ben Çanakkale'deki gelen ülkedeki dostlarıma öneriyorum. İkincisi Muğla Büyükşehir Belediyesi Oktay Pal Edebiyat Müdürü veriyor. Bu Edebiyat Müdürlüğü projesinde jüri üyesi oldum. Ve Türkiye çapında yaklaşık 100 eser geldi. Öykü yarışması. Arkadaşlar bugün ortaokul liselerden mezun çocuklarımız, üniversite geldiğinde Oktay Pal'ı sorsanız, Fakir Bay sorsanız tanımıyorlar. Ama Türkiye okulları artık ülkemizin aydınlanma dünyasının katkı sayan aydınları çocuklara aktarmıyorlar. Burada yerel fikirler bu görevi üstlenmeli. Mesela Sarıyer Belediyesi Fakir Baykurt öykü yarışması yapıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenci arasında. İzmir Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt roman ödülü yapıyor. Çanakkale Belediyesi'nin dostlarımızla aydınlanmanın önemli isimleri adına bunu yaparak bu isimlerimizin düşün dünyamızı yaptığı katkıları yeni çocuklarımıza mutlaka ifade etmeleri, aktarmaları diye düşünüyorum. Yerel yönetimler, halk evleri ve halk odaları gibi çalışmalıdır. Eğitim hakkından yararlanmayan yoksul kitlelere kızlar yöre imposta bayrıcı projeler getirmelidir. Kitlesel sanat etkinliklerine imza atmalıdırlar. İnsanın özgürleşmesi ve toplumsallaşma süreçlerini, doğal ve çevre duyarlılığını öne çıkarmalıdırlar. 2023 koşullarında çocuklarımızın okullarda artık alamadığı aydınlanma kültürünü almalarını sağlamalıdırlar. Sanatın, kültürün, beceri kurslarının merkezi olmalıdır yerel yönetimler. Bu merkezde aydınlanma okul dediğimiz merkezler başka bir isim de olabilir. Bilgisayar olanakları, kütüphane, kreş, teknik beceri işçileri, müzik, resim, otorite, spor olanakları, sinema salonları olmalıdır. Bugün çok somut üniversite öğrencileri yoksulluk içerisindedir. Yurt olanaksızlıkları vardır, burs olanaksızlıkları vardır. Yerel yönetimler bu çocuklara sahip çıkmalıdır. Çok amaçlı eğitim kültür merkezlerinde atanamayan öğretmenlere hizmet karşılığı hususta görev vermelidir. Atanamayan öğretmenlerin hayattan kopmamasını yönelik çalışmalar öğretmenlerdir. Yoksul, kent yoksulu kadınlarımızı üretici haline getirecek beceri eğitimleri vermelidir. Kız öğrencilerinin eğitim hakkına yararlanmanın yönelik çalışmalar üretilmelidir. Bunları özellikle arkadaşlarımız yaptığını düşünüyorum ama daha çok yapabilmelidirler diye düşünüyorum. Mülfen Belediyesi Bursa'da dernekler yerleşmesi yaparak demokratik toplumun oluşmasının katkı sağlıyor. Çanakkale bir yapılabilir mi? Onun araştırmalarını yapmalı. Bütün dernekleri bir yerleşmeli, toplumun yolları açılabilmeli. Sığınma evleri, kreşler, yaşlı bakım merkezleri mutlaka yeniden düzenlenmelidir. Aydınlanma okulunda uygulama tanım ve mesleki eğitim verilmelidir. Uyarı alıyorum. Son 3 dakikada özellikle tamamlayacağım. Çok önemli. Çocuklarınıza yönelik bilim merkezleri ve benzeri şeyler yapılmalıdır. Peki, yerel yönetimde farklılık yapılan Türkiye örnekleri sunmak istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sayın İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı iken Yücel'in Çetin ismi film hazırlattı. Bu filmin danışmanlığını yaptım. Hatta Çanakkale'de gösterim olmuştu. Orada da bir konuşma yapmıştım. Geçen yılda Sayın İmamoğlu Köy Enstitüsü'nün bir kitap hazırlaması için bize geldiler ve biz de onlara bu kocaman bir iyi bir kitap görselliği alıp basan bir kitap hazırladık. İzmir Büyükşehir Belediyesi Urla Bademler Köyü'nde tarım lisesi kuruyor arkadaşlar. Biz bu tarım lisesinin köy enstitüsünden esinlenmesini özellikle istedik. Başkanı proje olarak sunduk. Çocuk öğrencilerini köyden alacak ve köylerde yakın yerlerde gerekli çiftlik açacak. Ve mezun ettiği çocuklar o çiftliklerde çalışarak o üretme kimliği, üretici insan kimliğini tekrar hayata geçirmek adıyla bir şeyler yapmaya çalışacak. Ve 2. yüzyılın köy enstitüsü iddiasını taşıyor bu okullar. Bunlar önemli olduğunu düşünüyorum. Balçova Belediyesi İzmir'de Sen Terbiyesi Projesi'yle kadınlara yönelik projeler üretiyor. Eskişehir Telebaşı Belediyesi Kent Enstitüsü Projesi'ni yürütmeye çabalıyor. İzmir Selçuk Belediyesi Efes Tarlası İsmail Hakkı Tonguç Yaşam Köyü açtı. Burada üretim yapıyor. El sanatları kadınlara üretmeye çabalıyorlar. Eskişehir Ulupazarı Belediyesi Pazanıcan Parkı ve Aydınlanma'nın isimlerinin bu parkı taşıdı. Lülfer Belediyesi de yine etkin rüyalık üretiyor. Lübrugaz Belediyesi de olağanüstü güzel şeyler yapıyor bu anlamıyla. Akademiler açıyor. Lübrugaz Yıldızları Kadın Akademisi, Gençlik Akademisi, Spor Akademisi diyor. Biz dedim şu an Kıyansı'ya değerli olarak İzmir'de Kıyansı ve Yerel Yönetimler çalıştayı yaptık. Bu çalıştayda 80 araştırmacı akademisyen görev yaptı. Önümüzdeki günlerde kitap verip göreceğiz.
ve Türkiye arkadaşlar biz benim yaşamımda da bir Köyensir babanın babayı ve duyulan saygı ve onun sağlığında bunu konuşmamanın açısıyla son 22 yılın Köyensir hareketlerinde bir kitaplar çıktı karşımıza. Bu kitapları yayınladık ve bunu düşün dünyanıza, kültür dünyanıza armağan ettik. Ve arkadaşlar adalet ve demokrat bir Türkiye için Cumhuriyet'in 2. yüzyılında bir eğitim reformuna mutlaka hazırlanmamız gerekiyor. 2023 yılında neoliberal ve kapitalist ekonomik modeller nedeniyle alt sınıftan insanlarımızın bir üst sınıfa dikey geçiş yapmaları olan sağlayan projeler üretmeliyiz diyorum. Moderatör arkadaşım kötü kötü bakıyor bana. O nedenle sözümü burada kesiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılarımla. Gerçekleşecekti. Ve aynı zamanda
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yakın silah arkadaşı ve aynı zamanda tabii ki sivil toplumdaki arkadaşı İsmet İnönü'nde söylemiş olduğu ilk öğretim davası insan olmak davasıdır. Ulus olmak davası sözü de çok anlamlıdır. Bu çağdaş eğitim anlayışı aslında çağdaş bireyi yetiştirme anlayıştır. Nedir çağdaş birey ya da nasıl, hangi niteliklerde donanmış olacaktır? Bir kere özgür birey olacaktır. Özgür birey aynı zamanda aklını kullanan, cesaretle aklını kullanan bir insandır. Problemlerini çözebilen ve eleştirel bakabilen bir insandır. Aynı zamanda yaratıcı ve üretici bir insandır. Böyle bir insan ve buna benzer nitelikler donatılmış insan yeni ulusun da öznesi olacaktır, yeni birey olacaktır. Dolayısıyla bu bireylerden oluşan toplumda daha çağdaş bir toplum olacaktır diyebiliriz. Ama gerçekten böyle olduk mu, bunun işte tartışmasını yapıyoruz aslında. Dolayısıyla Cumhuriyeti koruyacak ve yüceltecek olan gençlik, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bir kimliğe çağdaş eğitim yöntemleri ve anlayışı ile ve sanat eğitimiyle ulaşabilirdi. Çünkü hem sanat eğitimde hem de bilim eğitiminde yaratıcılık vardır. Yaratıcı problem çözme süreçlerini kullanırız. Bunların birisinde bireysel bir ürün ortaya çıkartıp özellikle sanat eğitimi vasıtasıyla sanatçılarda, bir diğerinde de bilimsel yaratma süreçlerinde de bilimsel bir problemi çözmeye çalışırız ve herkesi evrensel düzeyde yine yararlı olacak olan bazı projelere ve ürünlere ne yaparız, imza atarız. Dolayısıyla Hasan Ağa Yücel, İsmail Hakkı Tombuçköy espri sistemiyle Atatürk'ün öngördüğü çağdaş uygarlık düzeyine köy enstitüleri sistemini bilebileceği uygulamaları ile etkin bir şekilde kısa sürede göstermişlerdir. İsmail Hakkı Tombuç eğitimi tanımı yaparken Hasan Ağa Yüksek Köy Enstitüsü'ne verdiği ders odanın girişinde şöyle diyor, eğitim amacı bu şekilde dile getiriyor. Kişiyi ülkesinin ekonomik düzenini, toplumsal koşullarını geniş halk kitleleri yararına değiştirecek, bu alanda karşısına çıkacak engelleri yenecek yetkinlik ve etkinliğe kavuşturmaktır diyor. Bugün biz işte pek çok öğrenme kuramlarıyla farklı bir şekilde bu kuramlara uygun bir şekilde tanımlar yapabiliyoruz. Ama gerçekten daha derin bir anlamı burada yakalamak mümkün. Dolayısıyla Üdak Büyüyol'da köy enstitüsünün babası Tomuş'un gereği, amacı Türkiye'yi bir an önce yaratıcı insanlar topluluğu haline sokmaktır diyor. Dolayısıyla bunun için iş içerisinde, iş için, iş yoluyla eğitim ve öğretim yöntemini kullandık. Bugün biz buna süreç temelli öğrenme olarak da tanımlayabiliyoruz. Tonguç kendisi bir sanat eğitimcisi, resim öğretmeni. Ama tabii 1918 yılında Almanya'ya gittiği zaman Avrupa'da yepyeni bir sanat akımıyla karşılaşıyor. Bu Bauhaus okulu dediğimiz okul, işte Weimar'da kurulmuş olan ve Gropius tarafından da önderliği yapılmış olan bir okul. Zanaatla sanatı birleştiren bir akım. Ve burada bütün işte müzisyenler, bestecilerle beraber mimarlar, işte ressamlar, yoğurtucular, herkes çalışıyor. Ve bu büyük yapıda bir kavram dediğimiz o Bauhaus'ta bütün güzel sanatların birleştirmesi mümkün. Buna özgün çalışmalar yapıyorlar ve sanatı da halkın yaşamında daha işlevsel bir hale getirebilmek için projeler üretiyorlar. Fakat bu okul 1933 yılında Hitler tarafından yol sanatı olarak kabul edilerek kapatılıyor. Ama tabii ki etkileri halen sürmekte ve Tonguç Almanya'ya gittiği zaman bu Bauhaus'un ekolü içerisine mutlaka girmiştir ve öğrenmeye çalışmıştır ki bunu da zaten resim kitaplarından, yazı kitaplarından da anlıyoruz. Dolayısıyla sanat ve estetik alanındaki bu akımların Tonguç'u etkilememesi ya da çağdaş öğrenme öğretme yöntemlerinin genel olarak aktif öğrenme etkilememesi mümkün değil. Ve Tonguç bütün göndermiş olduğu mektuplarında olsun ya da hazırlamış olduğu yönetmeliklerde güzel sanatla ön planı alıyor ve bunların bütüncül bir bakış açısıyla ele alıyor ve yönlendiriyor. Hemen hemen bugün biz çağdaş sanatları 6-7 başlık altında ele alabilirken o zamanlar bu sınıflandırma bu şekilde yaygın değildi tabii ama detaylarına baktığımız zaman her birisini ayrı ayrı ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Bunları şöyle geçeceğim, çok fazla üzerinde durmayacağım.
Şimdi şöyle bir ortamda, çocuğun da tıpkı sanatçı gibi içinde saklı duyguları ifade etmek, sanat eserleriyle temasla bulunmak suretiyle güzellik zevkini tadacağı düşünmektedir. Bu da ancak okulda sanat havası yaratmak, öğrencileri sanat alanında çalışma zemini hazırlamak, sanat eserleriyle temasa geçirmekle onları sanat eserleriyle etkileşecekleri bir çevre içinde tutmakla mümkün. İşte o çevreyi köy üstleri hazırlamıştır. Köy üstlerindeki sanat eğitimi dersleri, sanatla ilgili bütün dersler sadece bir öğretim programı değildi. Ders içinde ve ders dışında, yani enstitü içinde ve enstitü dışında kullanılabilecek şekilde organize edilmiştir. Her türlü fiziksel altyapı ve donanım fazlasıyla onlara sunmuştur. Hem öğretim programlarıyla beraber hem de ders dışı, eğitsel kol, etkinlik, cumartesi eğlenceli birlikte, hatta uygulama okullarında düzenledikleri programlarla birlikte diyebiliriz. Ve Topluç'un şu sözü çok önemlidir. Demokratik bir eğitim, demokratik bir sanat eğitimi bir yol vermek zorundadır. Biz sadece yetenekleri değil, aynı zamanda bütün halkı diyor, eğitmek zorundayız diyor. O nedenle sadece bizim işte Ankara'da bir tek opera açmamız bütün halkı eğitmeyecek diye. O nedenle bütün köy enstitülerinde mandolini zorunlu tuttuk. Bağlamanın, davulun, başka işte üflemeli çalgıların yanında mandolini getirdik ki aynı zamanda nota öğretimi de yaptık. Bu şekilde müziği de onun yaşantısına sokmaya çalıştık diyor. Şimdi köy enstitüleri her şeyden önce bugünkü sistem yaklaştırma açısından baktığımız zaman bir açık sistem özelliği gösteriyor. Bu açık sistemde tabii ki toplum belirleyicileri var. Tabii ki köy enstitülerin kurulmuş olduğu yerlerde işte fiziksel, toplumsal gerçek, doğa insan tipleri, konu alanı gibi bazı özellikler dikkate alınıyor ama bunun yanında süreçlerine baktığımız zaman, o işlemin süreç kısmına baktığımız zaman bugünkü aktif öğrenme yöntemleriyle çağdaş öğrenme, öğretme yöntemleriyle, teknikleriyle, kuramlarıyla hepsinin ilişkisi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü iş içerisinde, iş için, iş yoluyla öğrenme ve öğretme yöntemi aynı zamanda %50 ve %50 kuramsal, %50 uygulamalı tarım ve teknik programlar ve demokratik eğitim bunu sağlıyor. O nedenle bu özellikleri bakımından köy enstitüleri hala günceldir, hala çağdaştır, hala demokratik eğitimi barındırmaktadır. Yine çıktı açısından baktığımız zaman pek çok olumlu çıktısı olduğunu söyleyebiliriz köy enstitülerinin her bakımdan. Bunları tek tek açıklamayacağım ama görüntü açısından baktığımız zaman cumartesi toplantıları, gözlem kayıtları, haftalık nöbet değerlendirmeleri, cumartesi eğlenceleri aynı zamanda bir değerlendirme niteliğinde mezunların raporları, az önce Kemal Hoca'nın okuduğu işte Kresi Müdürlüğü'nün çocuklara yazmış olduğu, öğrencilere yazmış olduğu mektuplar, bunların hepsi birer dönüktür, açık dönük sistemini kullanmıştır. Tabii sistemin kendisi tamamen alt sistemi, üst sistemi vardır. Üst sistem olarak 1942 yılında açılan Hasanoğlu Yüksekköy Enstitüsü örnek olarak verebiliriz. Alt sistem olarak da köy okullarını, kurulan okulları, staj okullarını, yine köy enstitüsünün bünyesinde bulunan ilkokulları verebiliriz. Ve köy bölge okullarını da alt sistem olarak verebiliriz. Bütün bunlara baktığınız zaman bugünkü işte herhangi bir yapıyı anlamakta ya da daha iyi anlaşılır hale getirmekte kullandığımız sistem yaklaşımı biz rahatlıkla köy enstitüsünde uygulayabiliriz. Peki, sanat ne işe yapar? Bireysel, toplumsal, kültürel, ekonomik, eğitimsel pek çok nesi var? Sanatın işleri var. O nedenle ne kadar çok sanat ve sanat eğitimi sunarsak öğrencilerimize ya da dünya insanlarına o kadar az savaş diyeceklerdir. Çünkü kendi iç çalışmalarını çözemeyen insanlar ancak başkalarını öldürmeye teşebbüs edebilir. Bunlar bireysel olabilir, kitlesel halde olabilir. Eğer siz sanat yoluyla o kişilerin iç çatışmalarını daha olumlu bir şekilde kanalize ederseniz daha çok barış ve barış içinde zaman harcayacaklardır diyebiliriz. Tabii sanat eğitiminin pek çok işlevleri var. Bunun dışında ben şunu söylemek istiyorum. Aslında bu nöropsikologların ya da en son eğitim araştırmacının yapmış olduğu araştırmalar bütün bunları özetliyor. Her şeyden önce sanat eğitiminde beynimizin sağ tarafını biz daha çok kullanıyoruz. Sağ tarafımız yani sağ beyin yapımız, ritim, işte uzman bilinci, bütüncül görme, hayal gücü, hayal kurma, renk, boyut,
gibi pek çok özellikleri birleştirip bizi daha çok yaratıcı kılabiliyor. Eğer sağ yarım küremizi, beynimizin sağ yarım küresini daha çok çalıştırırsak sanat etkinlikleriyle, sol tarafımız daha çok mantıksel, matematiksel ve sözel etkinliklerimizle ilgili olarak çalışıyor. Bizim bugün eğitim sistemimiz daha çok sol tarafa hitap ediyor. Sağ tarafımıza, sağ beyin yolumuza hitap eden etkinlikler çok az olduğu için ne yazık ki bizim yaratıcılığımız bilimde de sanatta da aynı şekilde ne olacaktır? Sınırlı olacaktır. Tabii çağdaş eğitim nasıl bir eğitim hakkı ise herkes için, her çocuk için çağdaş bir sanat eğitimi de bir eğitim hakkıdır. Çünkü siz küçük yaştan itibaren o sanat dersleriyle, sanat eğitimle çocukların yeteneklerini ortaya çıkartamazsınız. Sanatçı olmalarına da olanak tanımazsınız. O yüzden sınıf öğretmenliği ve okul öncesi öğretmenliği, temel eğitim çok önemlidir. Temel eğitimdeki bu iki ana bilim dalında öğrenim gören öğretmen adaylarımızın da bu sanat derslerini gayetiyle alması çok gereklidir diye düşünüyorum. Şimdi tabii bu çağdaş garip bir eğitim ve sanat eğitimi için en önemli yasa, işte teknik teçhizat yasası biliyorsunuz 1924 tarihinde kabul edilen ve 1940 yılında, 4 Nisan 1940'da kabul edilen köy enstitüsü yasası ilk defa işte sanat eğitimi programlarına yükleyen bir yasadır. Yani yasa hükmüyle çağdaş eğitimin saptandığı gündür diyor İsmail Hakkı Topluç. Ne kadar anlamlı değil mi arkadaşlar? Ve tabii 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanun çok önemli. İlk defa Türk Milli Eğitim'in 3 temel amacı ve 14 tane temel ilkesi. Bugün işte Kemal Hoca'nın sunmuş olduğu bütün bu nitelikler aslında 14 tane temel ilkeyi içeren ve aynı zamanda onu aşan nelerdir, uygulamalardır diyebiliriz. O bakımdan çok önemli. Tabii ki laik bilimsel eğitimden dönüş 4+4+4 olarak günden 2012 yılında kabul edilen 6287 no'lu yasa ve bunun günümüzdeki uygulaması olan ÇEDES projesi. Artık bu projeyle öğretmenler de din dersi alacaklar, din kültür varlığı dersi alabilecekler. Aynı zamanda işte mescitte bütün okul öncesinden başlayarak bütün kurumlarda, eğitim kurumlarında açılabilecek. Dolayısıyla laik eğitim ve dinsel eğitimin çatışmalarını biz toplumda belki bundan sonra daha fazla görebileceğiz. Şimdi ben yapmış olduğum en son araştırmadan bir söz etmek istiyorum. 2019 yılında Uluslararası Temel Eğitim Kongresi'nde sunmuştum. Sınıf öğretmenliği alabilim dağlarından gittikçe 1998'den bu yana sanat alanları konusundaki derslerin kredilerinin azaldığını görüyoruz. Yani %14'lerden %11'e ve daha sonra da %8'lere kadar inen bir kredi düşüşü var. Ve sadece sınıf öğretmenliği alanlarının müzik açısından baktığımız zaman müzik öğretim dersi var. Alan dersi yok. Alan olmadan alan eğitimini yapmaya çalışıyorsunuz. Yapmaya çalışıyorsunuz. Bir de çalgı öğretimi mutlaka zorunlu olmalı. Çünkü çalgı öğretimi verdiğiniz zaman öğrencinin sağ ve sol beyin yarım kürelerindeki ortak kesişim kümesine alanı, korpus kompozitumu daha çok harekete geçiriyorsunuz. Bu da daha çok öğrenme, hatırlama ve bilgilerin ve becerilerin transferi anlamına geliyor. Bakıyoruz mesela köy enstitüsünde müzik dersi 5 yıl boyunca 460 saat, 98 programında 23 kredi, 23 saat, 2006 programında 17 saat, 2018 programında da 11 saat olarak ne kadar geriye doğru önemli bir gidiş var. Şimdi tabii bütün bu eğitim sisteminin aslında sorumlusu Milli Eğitim Bakanlığı yani merkezi yönetim, bir de yerel yönetimlere baktığımız zaman yerel yönetimlerin de eğitim ve öğretim işlerinden de sorumlu olduğu ya da özgürce yapabilecekleri alanlar var. Bu alanlar oldukça önemli. Yerel yönetimler tabii kendi özgür bir nitelik gösteriyor, yerellik gösteriyor. Coğrafya başka, tarihsel bilişim ya da sınıfsal özellikler daha farklı olabilir. Yerellik aynı zamanda o nedenle çeşitliliği kapsıyor. Bütün çeşitliliklerin barış içerisinde olması, homojen olması, kaynaşması çok önemli. O zaman çatışmalar tabii ki azalacaktır. Ve nitelikli elemanı bulunmadığı zamanlarda da uzman ve emekli gönüllülerden de yardım alınabilir. Bunları şöyle geçiyorum. Köyüstü mesela ses sınavları konusunda şöyle biraz daha sistematik baktığımız zaman tüm öğrenciler mangolun çaldılar. Yani beyinlerinin hem sağ hem de sol yarım kürelerini beraber çalıştı ve ortak alan daha da çok genişledi. Sadece dersi öğrenmediler. Dersin içinde ve dersin dışında bütün
kampüs içerisinde mandolin çaldılar. Usta öğreticiler Aşık Veysel mesela, Ruhi Su, bunlar usta öğretici olarak yer aldılar. Aynı zamanda derleme çalışmaları yapıldı. Mesela Beşikdüzü'nde Memnun Ali Kabacıoğlu zamanında işte Sis Dağı, Oy Asiye, Asiye gibi bazı türküler derlerdi. Kızılçubuk'un üstünde mesela Ruhi Su, Deniz Üstü Köprü türküsünün Çulu Köyü'ndeki öğrencilerden derdiydi. Bunun gibi Kepür Tepe'de Kurdelam'ın Kuşları İpek'ten türküsü mesela derlenerek repertuara girdi. Tabii Muzaffer Sarısı'nın oyunlarda TRT'nin Türk Halk Müziği bölümüne geçirtmesi de başkan olarak çalışması oldukça önemliydi. Bazı öğrenciler de bir Türk öğrenim programlarında Türkleri öğrenerek yine bir usta öğretici gibi ne yaptılar, sınıflara giderek o Türkleri öğrettiler. Şu müzik öğretmeni sayısı oldukça sınırlı ya da köylere yeterince gitmiyorlar. Ama oradaki yetenekli öğrenciler de bir müzik öğretmeni işlevi görüyorlar. Aynı zamanda bütün köy enstitüleri öğretmenler de birer müzik öğretmeni gibi işler görmüşler de diyebiliriz. Tabii pek çok çağrı toplulukları, koro toplulukları oluşturuldu. Neler yapabilir mesela yerel yönetimler? Yine yöresel ve yerel müzikleri derleme, kayıt altına alma ve not yapma etkinliklerinde bulunabilirler. Müzik çocuk ve gençlik koroları, orf atölyeleri, halk müziği ve sanat müzik koroları, çok sesli korolar, mandolin orkestraları, iki grupları, çal grupları eğitimi, uluslararası festivaller, sokak festivalleri mesela, sokakta müzik etkinlikleri. Mesela İzmir'de Muhtarlar Müzikali düzenlendi 100. yıl anısına. Burada da yine müzikçi köy enstitüsünden mesela müzeden mandolinleri ve mandolin metodunu görüyorsunuz. Bu mandolin metodlarımızı hala mandolin orkestramızda kullanıyoruz. Az önce sınıfına girdiğinizdeki yansıda duymuş olduğunuz mandolin orkestrası 2008 yılında genel merkez bünyesinde oluşturuldu. Ve Balçova Belediyesi de bize sponsor olarak o DVD'yi hazırlamamızda yardım etti. O okuldan hani gelen yönetimler nesne olmadan sivil toplumun ayakta kalması mümkün değil. Yani sivil toplum aslında besleyen, gelen yönetimleri besleyen birer kanal olarak ele alınmalı diyoruz. Mesela uluslararası düzeyde el sistemi orkestralarına benzer çocuk orkestraları kullanılabilir. Bunlar çocukları topla kazandırmak, ondan sosyal bir alan yaratmak ve toplumsal bir dönüşüme yetiştirmek için müzik bir hak olarak genel yönetimlerin de sorumluluğu altında düşünebilir ve sınıfsal sınırları bu şekilde yıkabilir diyoruz. Lisanslar konusunda tabii söyleyeceğimiz çok şey var. Enstitüler kitap ve ekmeğin bir tutumluğu kurumlardı ve her öğrencide 24 tane, 24'e yakın ya da kitap okudu, öykü yazdı, anılarını yazdı, şiir yazdı ve köy gerçekliğini savunan, ortaya koyan bir yazarlar grubu ortaya çıktı. Dolayısıyla bu anlamda yerel yönetimler de ne yapabilir? Buna benzer, işte yerel yönetimler varsa bunları derleyebilir, kitap yazımına destek olabilir, kitap haftaları sokak haftaları olarak görülebilir. Her semtte mahallede bir köylü kütüphaneler açabilir. Okuma günlerinde kent halkı romanın, öykünün, şiirin içine çekilebilir ve bu günler gece konularda, çeperlerde sık sık yapılabilir. Biz de mesela geçen yıl mıydı, 2022'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle köy enstitüleri kitabını hazırladık. Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Aşık Veysel kitabını hazırladı. Yine Fakir Baykurt adına hem Sarıyer hem de Çiğli Belediyesi önemli makale yarışması, roman anı yarışması düzenliyor. Evren yazarlar, sanatçılar anılabilir, saygı günleri düzenlenebilir, müzeler oluşturulabilir. Yeni yazarların, sanatçıların yetişmesi için her türlü işlikler açılabilir. Bunlar tabii ki var ama daha çok yaygınlaştırılmalıdır. Çocuklar için masal evleri. Yine çocuklara ve gençlere sorumluluk verilebilir ve okuma etüt merkezleri açılabilir. Dramatik sanatlar deyince daha çok işte drama nedir? İşte bir olayın, bir durumun ya da bir kavramın canlandırılarak anlatılması, sunması olayı. Yine köy üstünde öğrenciler kendi yazdıkları oyunları dramatize ediyorlardı. Öğretmenler halktan kişilerle birlikte rol alabiliyorlardı ve sahneye çıkabiliyorlardı. O anlamda cumartesi eğlencelerinde bunları izlemek, değerlendirmek mümkündü. Köy sorunlarına yönelikti özellikle bunlar.
hatta Ehumenler zamanından beri bunlar oynanıyordu. O nedenle kent kültürü içinde pek çok sosyal öğrenme, dramatik sanatlar yoluyla öğrenilip öğretilebilir ve bireyin yaratıcılığına, yaratıcılığın ortaya çıkmasına ve problem çözmeye, kendi fikirlerini geliştirmesine ve ortaya koymasına yardımcı olabilir. Özellikle çocukların kendilerini drama ile ifade edebilecekleri bir amfitiyatrolar yapılırdı. Bugün mesela programlarımızda drama dersi vardır bizim lisans düzeyinde. Ama yaygın değil de sadece küçük alıştırmalar içinde olabilir. Bunlar tabii ki fakülte bazında da sunulabilirdi. Mesela bademler ve olumlu kök tiyatroları vardı İzmir'de. Buna benzer farklı alanlarda, farklı temalar işleyen tiyatrolar, piyesler, her türlü etkinlikler yapılabilir. Yüzey sanatlarına denince düz bir yüzey üzerinde gerçekleşen bütün sanatları anlıyoruz. İşte görsel sanatlar, grafik, baskı, karikatür ya da fotoğraf gibi. Bütün bunları kapsayan etkinlikler yapılması mümkün. İsmail Hakkı Tormuş'un kendisi zaten bir resim öğretmeniydi. O nedenle bütün yönergeleri, sanat alanındaki bütün yönergeleri sanat alanları ağırlıklı olarak vermişti. Ve iyi sanatla kötü sanat arasındaki ayrımı vurgulayan hiç kavramını belki hani, onun kitaplarında yer almıştı. Dolayısıyla bayağı olan, banal olan hiçbir şeyi, taklit olan hiçbir şeyin yapılmasını istememiştir ve önermemiştir köy enstitülerinde. Duvar sanatı, duvar resmi, genel yönetimler tarafından Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri ya da resim bölümü öğrencileri birlikte yapılabilir. Bunun için çok açık projeler var. Yine İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kooperatif temalı mesela karikatür yarışmaları var. Başka yerel yönetimlerde mutlaka bunlar vardır. Karikatür albümleri çıkartılabilir, video arşivi oluşturulabilir. Sanat duvarları, boyama alanları, köşeleri çocukların yaratıcılığını sergilemede iyi bir düzenleme olabilir. Mekan sanatları da mimariyle ilgili her türlü çevre düzenlemesiyle ilgili alanları ve etkinlikleri kapsar. Köyüstlerindeki bütün binalar arkadaşlar biliyorsunuz bir projeyle, mimari projeyle belirlenmiştir ve onun da standartları bildir. Mesela 20 kişilik yatakhaneler, 40 kişilik derslik, öğretmen lojmanı modülleri ve her binanın önüne en az 4 ağaç geleneksel mimari uygunluk göz önüne alınmıştır. O nedenle yerel yönetimlerde buna yönelik neler yapabilirler. Yerel mimariyi ya da mekanı koruyucu ya da işte bitki örtüsünü koruyucu pek çok etkinlikler düzenleyebilirler. Mesela kenti tanıma kur haritası oluşturabilirler. Çanakkale mesela o bakımdan çok zengin, yani Kurtuluş Savaşı'mızın ve Çanakkale Savaşları'mızın tanığı olan pek çok neyimiz var, coğrafi alanımız var. Bunlar için tabii ki her şey yapılmıştır mutlaka ama ek ilave olarak neler yapılabilir, bunlar belki düşünülebilir. Evet, çevre bilincinin geliştirmesi gerekli. Hayvanların doğudaki tüm canlı ve cansız bileşenlerin korumasına yönelik bir planlama olabilir. Çocuk ve gençlik ormanı, parkları ve yaratılan eserlerin de buralarda sergilenmesi, hatta konserler düzenlenmesi de söz konusu olabilir. Bitki ve sebze bahçeleri örnek verebilir. Burada mesela Düzüçi köy enstitüsünden kalma böcek ve kelebek koleksiyonu görüyorsunuz. Biz Düzüçi köy enstitüsü mekanlarını gördüğümüz zaman oranın müze olarak da korunduğunu gördük. Ve gerçekten görmeye değer bir müze olmuş. Mesela mahalledeki her çocuğun ismini bileceği ağaç dikimi olabilir. Emlak bitki örtüsü, yöreye özgü yetişen bitki, çiçek ve ağaçların sergilenmesi, parkın içinde temizlik ve tuvalet tesisleri nasıl kullanacağına yönelik yönergeler, güvenlik ve ilk yardım istasyonları burada yer alabilir. Şöyle geçeyim. Eylem sanatları dediğimiz zaman tabii ki bedeni harekete geçiren sanatları anlıyoruz. Köy üstünde köylerde oynanan bütün oyunların değerlendirilip ve toparlandığını biliyoruz. İşte Ege bölgesindeki zeybekler mesela Karadeniz'de, İç Anadolu'da, işte Akçadağ'da öğretiliyordu. Sırayla bütün köy enstitülerindekiler, hem türküler, müzikler, hem halk oyunları bu öğrenciler tarafından daha sonra da bu konuda işte branşlaşan öğrenciler tarafından ne yapılıyordu, öğretiliyordu. Buna benzer bir şekilde yerel yönetimden halk oyunları, ritmik, cimnastik, yüzme, basketbol, futbol, yani sporun her bir konusunda ya da her bir aletin, teknolojinin gereği neyse onları da ne yapabilirler? Onları öğrencilere, halka sunabilirler. Trafik parkurları, sinyalizasyon sistemleri kurulabilir.
yayılları ve parkurlar, çocuklara yayıl olarak nasıl güvenli hareket etmeleri konusunda yürüyüş becerilerini geliştirebilir, bisiklet yolları, yer geçişleri, trafik lambaları, çocukların psikomotor becerilerini geliştirir, görevler trafik polisi gibi davranarak çocukların farklı yol koşullarını hazırlarlar gibi. Bunları birazcık hızlı geçeyim. Evet, hacim sanatlar arasından da ulusal ve uluslararası sanatçılar davet edilerek sanat ürünlerine gerekli, üretimlerine gerekli olanak sağlanabilir. Üreten heykel çalışmaları sergilenebilir. Bunlar metroda olabilir ya da ana caddelerde, parklarda olabilir. Mesela Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çevre düzenlemesi ve kullanılan heykeller, işte o taraflar oldukça önemli. Sergi salonları yine oluşturulabilir. Burada mesela çekirdek yiyerek çevreyi kirleten kişilere yönelik bir mesaj heykelini görüyorsunuz. O da oldukça anlamlı. 8. olarak mesela sanat alanlarına biz mutfak sanatlarını, gastronomi kültürünü ekleyebiliriz. Evet, ideal açıklama ile yemek ve kültür arasındaki ilişkiyi biz bugün gastronomi diyoruz. Bu da çok yerel ve yöresel özellik gösterebilir, hani ulusalın dışında. Üretici kooperatifler yoluyla emeğin katma değerini dönüştürmesi konusunda yerel yönetimler öncü rol oynamalıdır diyebiliriz. Çocuklar için yeni kazınma becerilerini geliştiren ve sağlıklı beslenme teşvik eden mutfaklar oluşturulabilir. Derin eğitmenler yemek kursları verebilir. Çocuklar için temel yemek yapma teknikleri ve beslenme konularında uygulamalı yemek hali mutfak ekipmanlarla oluşan yönetimler oluşturabilir. Ve yerel yönetimler örnek kafeteryalar oluşturabilir. Hijyen ve temizlik alışkanlığı da oldukça önemli bizim insanımız için. Dolayısıyla İzmir Gastronomi Fuarı'nda buna mesela örnek olarak verilebilir. Şimdi bütün bunlardan çıkardığımız genel öneriler ve özel önerilere şöyle bir bakarsak eğer, genel yönetimler eğitim ve sanat eğitimi hizmetleri için bir ARGE birimi mutlaka oluşturmalıdır. Köy enstitülerinde yönetim enstitü müdürü, köy yönetim birim başları, alan öğretmenler, usta yöneticiler, başkan ve öğrenciler, yönetici öğrenciler gibi paylaşılıyorsa, yerel yönetimlerde muhtarlar ve üst yönetimler, mahalle, cadde, sokak, apartman birimlerine kadar benzer bir şekilde görevler, hak ve sorumlulukları tanımı yaparak örgütlenebilir. Yaygın eğitim, örgü eğitimi, destek hizmetleri ve hizmet için personel eğitim birimleri içinde bir örgütlenme söz konusu olabilir. Yaygın ve örgün eğitim, tarım, teknik, sanat ve gelen kültür dersleri olarak alt dallara ayırabilir. Sanat alanlarını daha sistematik hale getirebilir. Bu işinizi kolaylaştırabilir, yerel yönetimlerin işleri kolaylaştırabilir. Çünkü şu anda bütün etkinlikler hani biraz karışık bir şekilde organize ediliyor ya da bir tek birim ya da kişinin sorumluluğunda olabiliyor. Bunu sistematize etmek etkinlikleri daha çok açık hale getirebilir. Yaygın ve örgün eğitimi, destek hizmetleri ve hizmet içi eğitim personeli toplumsal dönüşümü gerçekleştirecek bilgi becerileri tutum ve değerlere sahip olacak şekilde eğitimi ve yapılandırmalıdır. Yerel yönetimler tüm eğitim hizmetlerinde köy enstitüsü olduğu gibi kuran uygulama bütünlüğünü sağlayacak şekilde programlamalıdır. Topluç'un dediği gibi erken çıkacak her iş önce kafadan çıkmalıdır. İş bir değer yaratmak ise mutlaka toplumda bunun karşılığı olmalıdır. Örgün eğitim ve destek hizmet için personel eğitim ve yerel eğitim konusunda uzmanlardan danışma kurulu oluşturmalıdır. Öncelikle yerel yönetimleri sanat alanlarında ve diğer alanlarda eğitimsel ihtiyaç analizi yapılarak yerel toplumun öğrenme ihtiyaçlarının saptanması gerekmektedir. Bu amaçla hedef grupların belirlenmesi uygun eğitim, kültür ve sanat alanlarında sağlanması gerekir. Mahalle kurtarlarından semtlerin sorunlarının çözümü yönelik ve geliştirmesi ve projeler oluşturmaları istenebilir ve yarışmalar düzenlenebilir. Programdan saklanan eğitim ihtiyaçları doğrultusunda yapılandırılmalıdır. Örgün öğretim olanaklarından yararlanamayan ya da eksik bırakılan aşağıdaki alanlardaki eğitimler ve becerikler yaygın eğitim atölyeleriyle desteklenebilir. Özellikle örgün eğitim sürecinde okul erişiminde zorluk yaşayan toplum kesimlerine yönelik özel önlemler alınmalıdır. Örneğin sokakta çalışan çocuklar, mevsim bir tarım işçisi olarak çalışan çocuklar, otizm, nevri ya da Down sendromlu çocuklar gibi. Özel gereksinimli bireylerin emanet edip bırakılabilecekleri sosyal etkinlik merkezleri yapılmalı. Bu bireylerin eğitimleri için alan uzmanlarından yararlanılmalıdır ve istihdam edilmeleri konusunda belediyeler bir yol haritası oluşturmalıdır. Özel gereksinimli çocuklar olan aileler tespit edilmelidir. Yetişkin nüfusa yönelik eğitimlerde toplumsal cinsiyet, engellilik, işsizlik, yaşlılık ve benzeri dezavantajı sahip kişiler öncelikli olarak gözetilmelidir. Yerel yönetimler eğitimin her türünde ve düzeyinde Cumhuriyet'in temel değerlerini, insan hakları ve demokrasi bilincini kazandıracak sanat ve zenaat anlayışını kazandırmalıdır. Yetiştirilmiş öğretim elemanları buna göre seçilmelidir. Köy enstitülerinde olduğu gibi her sanat alanına ilişkin tüm katılımcılara düzeyi ve alanı uygun okuma saatleri konmalıdır. Katılımcılara ortak bir genel kültür dersi mutlaka verilmelidir.
eğitimin türü ve düzeyi ne olursa olsun katılımcı öğrencilere demokratik katılım sağlamaları konusunda olanaklar verilmeli, görev ve sorumluluklar verilmelidir. Köstek'te olduğu gibi tüm etkinlikler katılımcı, öğrenci, yönetici, öğretmen, usta yönetici, halk ve muhtarlarla birlikte hafta sonları ya da etkinlik sonlarında tartışılmalı ve değerlendirmelidir. Yerel yönetimde tüm etkinlikler kadın erkek karman olabilmelidir. Meslek, sanat ve zanaat kurslarına giren öğrenciler yatılı ya da burslu olmalıdır. Her mahallede mutlaka kreş ve okul öncesi eğitim kurumları bulunmalıdır. Öğrencilerle çalışmaları için etüt merkezleri, alana göre etkinlik merkezleri açılmalıdır diyorum. Ve bu kadar süre bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sevgili Başkanı geçmeden bir şey atladım, onu hemen söylemek istiyorum. Muğla'da Tazelenme Üniversitesi'nde bir şey açıldı. Yaşı 60'a geçmiş emekliler için. Yani nedir bu? Ülkemiz üniversite ortamında çok değişik alanlarda dersler alıyorlar. Aynı zamanda Ege Üniversitesi'ni yapıyor hocam. Ben devletimizin Tazelenme Üniversitesi'yle yaşlı, emekli, arkadaşım çabayı değerlendirmelerini diliyorum. Teşekkür ederim. Ben de bir şey paylaşmak istiyorum. Şimdi bizim Kemal Hoca'yla birlikte bu 20 yıldaki ikinci ortak sunumumuz. Az önce etkinlik başlamadan önce burada iki tane nikah olayına şahit olduk. Yani buraya gelince kendim sanki bir daha nikah kıyılıyormuş gibi hissettim. Evet, sevgili Ayfer Kocabaşı çok teşekkür ediyorum. Ve köy enstitüleri nasıl güzel bir yaşam alanıymış ve bugün gelinen okullar ve bu okullarda ne öğretiliyor? Öğretmen adaylarımız da ben inanıyorum ki kendi aldıkları eğitimi irdelediler. O anlamda biz köy enstitüleri ışığında yerel yönetimlerle bu açığı kapatmalıyız diye düşünüyorum. Sayın İrfan Mutlar, doğa ile yapılan savaş, kişilerle yapılan savaşlara göre daha kolay kazanılmıştır. Çünkü bu savaş mertçe oluyordu. Kişilerin kardeşliği, namussuzca davranışları, arkadan vurmaları yoktu doğada. İşte bu nedenle sosyal alandaki savaş hala sürüp gidiyor diyor Akça Davetliç ve Köy Enstitüleri'nin kurucu müdürü Şerif Tekben. Bu savaş bugün hala devam ediyor. Sayın Mutlar, bozkırı canlandıran köy enstitülerinden Kaz Dağları'nda binlerce ağaç için verilen mücadeleye gelindi. Kaz Dağları savunmasında yargılandınız. Köy enstitülerinde yiyeceğini kendi üreten, tavuğunu hayvanını besleyen çocuklardan ithal edilen ürünlere, ithal edilen etlere gelindi. Atalık tohumların bereketini ve kıymetini sürdürülebilir kılmak adına çalışmalar yürütüyorsunuz. Komparatif ve benzeri çalışmalarınız köy enstitülerinin kuruluş amaçlarını bize anımsatıyor. Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen yarışmada Çanakkale Yerel Kalkınma Modeli projesiyle de Altın Karınca ödülü aldınız. Sanıyorum biz Çanakkale olarak şanslıyız. Sözü Sayın İrfan Mutlu'ya bırakıyorum. Buyurun. Çok çok teşekkür ederim. Benden önce değerli hocalarım sunumlarını, konuşmalarını yaptılar. Onlardan sonra konuşmak çok zor olacak diye düşünüyorum öncelikle. Ben de sözlerime Orta Doğu coğrafyasında çok uzun yıllardır yaşanan ve son günlerde büyük vahşete tanıklık ettiğimiz gerçekten korkunç manzaralara tanıklık etmekteyiz. Burada bir kez daha savaşa hayır diyorum. Sebebi ne olursa olsun emperyalizmin artık insanlık suçu işlemesinden vazgeçmesinden ve bunun için de hep birlikte hepimizi mücadeleye katılmaya davet ederek konuşmama başlamak istiyorum. Hoş geldiniz. Evet, burada benden önceki konuşmacılar Kemal Hocam ve Ayfer Hocam belediyelerin, yerel yönetimlerin köy enstitüleri modelinden de yararlanarak neler yapmaları gerektiği noktasında çok önemli önerilerde bulundular. Ben Çanakkale Belediyesi'nin sosyal ve kültürel alanda yaptıklarına burada değinmeyeceğim. Ben daha çok moderatörümüzün, Yüksel Hocam'ın, Yüksel Başkanım'ın da söylediği gibi
2019 31 Mart seçimlerinden sonra Çanakkale Belediyesi yerel kalkınma adına bir takım çalışmalar başlattı. Kısaca bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Ki onun dışında da özellikle sosyal yaşama dönük sosyal yaşam evlerimiz bulunmakta hocam. Ki burada dinleyiciler büyük bir bölüm biliyordur. Yine iki mahallede kreşimiz var. 300 öğrenci okul öncesi ve kreş eğitiminden yararlanıyorlar. Gerçekten nitelikli eğitim sunduğumuzu düşünüyorum. Yine yaşlarımıza dönük altın yıllar yaşam merkezimiz var. Sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerden yararlanma olanağına sahip yaşlılarımız ve gerçekten de yaşam kalitelerini artıran çalışmalar olduğuna ben de tanıklık ettim. En son etkinliklerinde bir aradaydım. Korolarımız var. Sanat müziği, halk müziği ve bunun dışında da engellilere yönelik de bir korolarımız var. Çok aktif bir kent konseyimiz var sanıyorum. Kent konseyi başkanımız da aramızda. STK'ların bir çatı altında toplanması fikri çok değerli. Bu konuda yeni Yeşil Yerel Üretim hizmet planımıza geçtik. Boşalan binalarda bu ihtiyacı karşılamaya yönelik bir çalışma yapacağız bu konuda. Ama tabii mali koşullar, ekonomik koşullar bir tadilat da gerektiriyor. Fakir Baykurt adına bir şey ya da buradaki köy enstitülerinden yetişmiş yazarlarımız, sanatçılarımız adına bir şeyler yapılabilir. Çok önemli bu önerilere bağladım. Bunun dışında sağlık, spor amaçlı Kıvanç Kaşıkçı ve en son bu yıl açılışını gerçekleştirdiğimiz Adet Çember Sağlıklı Yaşam Merkezlerimiz var. Burada her yaş grubundaki insan spor yapmak alanına olanağına sahip hem açık hem kapalı alanda bu hizmetleri verebiliyoruz. Bunun dışındaki önerileri de not olarak aldım. Aklıma gelmeyen hizmetler var. Ben şimdi kısaca yerel kalkınmaya geçmek istiyorum. Çanakkale hepimizin bildiği gibi çok önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri. Ama bu özelliğini nereden alıyor? Bu özelliğini bize dünyanın aynı zamanda doğal miras olduğu kadar kültürel mirası olan Kaz Dağları'ndan alıyor. Kaz Dağları ekosistemi bize gerçekten çok nitelikli, kaliteli ürünler sunuyor. Kaz Dağları ve Biga Yarımadası ormanları, endemik türleri, su kaynakları, tarımsal ürünleri ve diğer özellikleriyle birlikte yalnızca ülkenin değil, dünyanın en önemli merkezlerinden biri ve dünyada yem kaynakları açısından ikinci sırada yer almakta. İşte biz de bu mücadeleleri, Yüksel Başkanım, Yüksel Hocam'ın da söylediği gibi bunları korumak adına bu mücadeleleri çok uzun yıllardır gerek fiili, gerek demokratik, gerekse hukuksal alanda sürdürmeye çalışıyoruz. Ben de birey olarak da, yurttaş olarak da bu mücadeleleri uzun yıllardır içinde yer alan biriyim. Çanakkale önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri dedik. Biz neden yerel kalkınma dedik ilk aşamada bu noktada? Çünkü nüfusun, Çanakkale nüfusunun 1/3 şu anda köylerde ve beldelerde yaşıyor. Ve kent ekonomisinin çarkları da önemli ölçüde tarımdan elde edilen gelirle dönüyor. Bu nedenle biz de öncelikle kırsal olan ekonomik bağda rol almak istedik. Sonrasında da kalkınmayı çünkü biz sadece ekonomik büyüm olarak tanımlamıyoruz. Kalkınma aynı zamanda sosyo-kültürel bir gelişimi de içermektedir. Bütünseldir tabii ki. Biz bununla birlikte de arkasından da sosyo-kültürel bağları kırsalda kurmak istiyoruz. 115 çeşit kültür bitkisinin tarımı yapılabilmekte ve bunların 8'inde Çanakkale ili birinci sırada üretim miktarları bakımından. 51 üründe ise Çanakkale üretim miktarları bakımından ilk 10'a girmekte. 2022 yılı tarımsal üretim, brüt üretim değeri ki bu Tarım Bakanlığı'nın ve aynı zamanda TÜİK'in verileridir. 30 milyar 651 milyon ki tarımda yani 1 milyar dolar üzerinde. Bu resmi veriler ki tarımda kayıt dışılık hepimizin de bildiği gibi çok fazladır diğer sektörlere oranla. Benim öngörüm, benim tahminim 2 milyar dolarlık bir brüt üretim değeri var. Tarımsal üretimin doğrudan da dolaylı olarak. Nüfusun 1/3'ünün belde ve köylerde yaşadığını söyledim. Kooperatifler açısından Çanakkale sayısal olarak çok zengin gibi görülebilir. 312 tarımsal kalkınma kooperatifi var. Son dönemde özellikle Ticaret Bakanlığı'na bağlı kooperatiflerin sayısında da ciddi artışlar var. Kadın kooperatiflerinin özellikle. Ancak bu şu anlama gelmesin. Çanakkale aslında bir kooperatifler mezarına dönmüş durumda. Çünkü bunlar eğer tarımsal üretim açısından bakacaksanız
girdi temininden hizmet üretimdeki rol almaya kadar ya da pazarlamada gerek hukuksal gerek pazarlama araçlarını kullanarak ortaklarına katkı sağlamaya kadar bu hizmetleri ne yazık ki veremez durumdalar. Markalaşamadıklarını da görmekteyiz. Dolayısıyla iyi bir kooperatif modeli yaratmak adına da bizim çalışmalarımız oldu. Coğrafi işaretli ürünlerimiz var. Bu sayı 14'e ulaştı. Birçoğunu sizler bilmektesiniz. Ama bunların içinde ben bir tanesinin altını çizmek istiyorum. Bayramiç Beyazı. Bayramiç Beyazı geçtiğimiz Avrupa Birliği coğrafi işaretini aldı, tescillendi. Bayramiç Beyazı bilmeyenler için söyleyeyim. Kayısır, şeftali ve eriğin doğal meyvesidir. Ve sonradan kültür alınmıştır. Biz bunu bilimsel anlamda endemik bir genotip olarak tanımlıyoruz. Bu da Türkiye'de Avrupa Birliği coğrafi işareti alan 7. ürün olmuştur Bayramiç Beyazı. Şimdi yerel kalkınma birimini biz kurarken aslında sütü mayaladık biz. Burada sütü mayaladık. Bir birim oluşturduk. İçinde tarım ekonomisti arkadaşımız da var. Sosyolog da var. Reklamcı da var ve kooperatiflerle onların ticari ve idari ilişkilerini kuran arkadaşlarımız da var. Dolayısıyla çekirdek bir kadro oluşturduk ve çalışmalarımızı da üç ana başlıkta topladık. Ve hedefimiz de şu oldu aslında. Neden yerel kalkınma dediğimizde kenti kırsalla bütün gören, emeği ve dayanışmayı öne çıkaran bir anlayışla bu çalışmaları yürütelim istedik. Ve 2020-2024 yıllarını kapsayan belediyenin stratejik planında da yerel kalkınmaya yer verdik. Ve bunu da üç ana başlıkta topladık. Birincisi üretim, ikinci başlığımız kooperatifçiliğin geliştirilmesi, desteklenmesi, bu aynı zamanda üreticinin de desteklenmesi anlamına gelecektir. Üçüncü aşamada da yönlendirici olmak, teknik destek sunmak, proje, finansal kaynaklara erişim, coğrafi işaret ve markalaşma ve pazarlama aşamasında da yine bu destekleri sunabilmek adına üçüncü başlık olarak bunu seçtik çalışmalarımızda. Amaçlarımızı hızlıca okumaya çalışayım. Birincisi genetik kaynaklarımızın yani genetik mirasın, Kaz Dağları coğrafyasının ekosisteminin bize verdiği mirası korumak, kırla kent ilişkisini geliştirmek ki artık dünyanın en önemli sorunlarından biri nüfusun milyarlarca insan yeterli miktarda gıdaya ulaşamazken birçoğumuz da artık sağlıksız beslenmeye başladı. Sağlıklı gıda üretimini destekleyen, öne çıkaran bir anlayışı da kendi amaçlarımız arasında aldık. Önemli sorunlardan biri istihdam, gerçekten bu ülkenin önemli sorunu ve özellikle kırsalda yaşayan insanların bu alanda tutunabilmesi, üretiminin sağlaması ve burada da iş sahibi olabilmesi adına çalışmalar yapmayı kendimize hedef olarak koyduk. Örgütlenme ve ortaklaşma kültürünün gelişimi de ki son 40 yılda, 50 yılda unuttuğumuz şeylerden biri tüketim ekonomisi ve bireyselleşmeyle birlikte insanlar artık imece kültürünü bir kenara bırakıp kendi gemisini kurtaran kaptan anlayışıyla yaşamlarını ne yazık ki sürdürmeye başladılar. Artık omuz omuza vermek adına da bu çalışmaları yapmayı da planladık. Bunlardan diğeri eğitim ve meslek edindirme, hocalarımızın da söylediği gibi yerel kalkınma birimi çalışmaları içine bu maddeyle koydu. Yine Çanakkale kenti 305 arkeolojik alanı ile önemli turizm alanlarından, turizm destinasyonlarından biri. Bunun geliştirilmesi adına da çalışmalarımız sürüyor. Hatta bir proje hazırladık. Şu anda da daha gelmeden bir süre önce de onaylandığını öğrendim. Bu da sevindirici bir gelişme. Ve en son kamu kaynaklarının etkin kullanımı. Çünkü Türkiye ne yazık ki kamu kaynaklarını halk yararına değil, belirli sınıf zümre ve çıkar grupları adına çok uzun yıllar kullandı ve fizibilite yapılmadan, ciddi araştırmalar yapılmadan gerçekten bu kaynaklarımızı çok etkin kullandığımızı düşünmüyorum. Evet, birinci başlığımız neydi? Üretim. Söylediğim gibi Çanakkale, Kaz Dağları ekosistemine sonuna kadar sahip çıkarak, buradaki genetik kaynaklardan sahip çıkarak üretimi sürdürmeli. Nedir bu genetik kaynaklar? İlk önce devamlılığı sağlayan tohumlarımız. Devamlılığını sağlayan ve bize miras olarak bırakılan kaybolmaya yüz tutmuş değerlerimiz, tohumlarımız. Bununla ilgili Çanakkale Belediyesi 2017 yılında bir tohum sandığı, tohum deposu, tohum koleksiyonu oluşturmaya başladı. Ve 2018 yılından başlayarak da
buna bu konuda farkındalık oluşturmak, dikkat çekmek adına tohum takas şenlikleri. Aslında birçok yerde de, İzmir'de de ve benzeri yerlerde de yapılıyor. Mutluluk verici bu. Tohum takas şenlikleri düzenlemeye başladı. 2020 ve 2021 yıllarında COVID nedeniyle, pandemi nedeniyle ara verildi ve bu gelişerek devam ediyor. Burada gerek Çanakkale Belediyesi kendi ürettiği tohumları gelen insanlarla karışıyor. Gerekse bu konuda çalışma yapan belediyeler, STK'lar ya da bireyler burada standlar açarak kendi tohumlarını takas etme olanağını buluyorlar. Bunlar bir takım fotoğraflarımız var. Yani başka yerlerde katıldık. 2019 yılı itibariyle ise Çanakkale'nin bir büyük şehri değil, Çanakkale'nin kendi belediyesinin tarım arazisi aslında yok. Ama kent içinde imarlı alanlarda arsa vasıflı arazilerimiz var. Ve bunlardan bir bölümü tarımsal üretim için uygun olan arazilerde. Bunları değerlendirmek istedik. Özellikle katılımcılarımızın çoğu yine Esenler bölgesinde 155 hektar arazide tarımsal üretim yapmaya başladık. Ve burada da atalık ve diğer çeşit tohumlarımızı kullandık. Yine 2020 ve 2021 yıllarında sağlıklı gıda ve sağlıklı üretime dikkat çekmek adına iyi tarım sertifikalı üretimler yaptık bu alanda. Özellikle sebzeler, domates, biber, patlıcan gibi. Ki 2020 yılında 29, 2021 yılında ise 12 çeşit üründe iyi tarım sertifikalı üretimler yaptık. 2022 ve 2023'te vazgeçtik bundan. Nedeni ise koruyamadık ne yazık ki. Böyle bir sorunla karşılaştık. Koruyamamamız tabii ki belki ekonomik krizde de ilgilidir. İnsanlar ne yazık ki araçlarla gelip de burada taşıma yapanlara tanıklık ettik maalesef. Daha dar alanlarda bu tohum üretimlerimizi sürdürüyoruz. Bu anlamda üretimlerimizi arttırdık. 2020 yılında 7500 paket ki tohum setidir bu paket dediğim 25.000 pideyi kentlerle buluştururken 2023 yılında 15.000 tohum seti ve 73.000 atalık ve yerel çeşitlerden oluşan pideyi gerek kentlerimizde gerekse kırsalla bu genetik mirasa sahip çıkmayan insanlarla paylaştık ve onların da üretim yapmasını sağladık. Ama 2023 yılında başka bir şey yaptık. Özellikle çiftçilerimiz hibrit fide tercihinde bulunuyorlar. Çünkü yerel çeşit tohumlarımızdan elde edilen fidelerin gerek raf dayanımı, gerekse verimleri açısından çok da talepli değiller. Onların bu ihtiyaçlarından yola çıkarak hibrit fide ürettik domateste. İsmini vermeyeyim çeşidin. 130 bin fide ürettik. Ama burada bir kıstas getirdik. Arazi varlığı 2 dekarın altında olan ve girdi tembirinde güçlük yaşayan çiftçilerimize bu desteği sunduk. Dolayısıyla 2023 yılında biz toplamda 200 binin üzerinde fide üretip bu desteği gerek kente gerek kırsala sunmuş olduk. Burada da ürettiğimiz buğdayların dağıtımı ile ilgili bir belediye başkanımız tarafından buğdaylar dağıtılıyor. Atalık, karakılçık, sarı buğday ve akbaşak çeşitli buğdaylarımızı kırsalda paylaştık. Türkiye'nin her tarafıyla paylaştık. Belediyelerle, sivil toplum örgütleriyle, çiftçilerimizle. Çünkü bunların devamlılığını sağlamak istiyorduk. Burada verdiğimiz tohumlukları %20 fazlasıyla geri aldık. Neden? Tohum varlığımızı korumak ve tohumluk olarak kullanamayacağımız buğdaylarımızı da biraz sonra anlatacağım. Belediye öncülüğünde ve yönlendirmesiyle kurulan Çanakkale Sınırlı Sorumlu Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nin kurduğu halk bakkallarda ekmek ve unlu muamelelere dönüştürerek Çanakkale halkının hizmetine sunduk. Ayrıca pazarlama tekniklerini kullanarak da Türkiye'nin her tarafında kooperatifimiz bu ürünleri ulaştırmaya çalışıyor. Evet, ücretsiz domates fideniz. Bununla ilgili bir duyuru yaptık çiftçilerimizle. Onu da geçiyorum. Sonra Esenler bölge mahallemizde birçok insan diyebilir muhtemelen biliyordur. Özgürlük Parkı'ndan Cevatpaşa Ortaokulu'na doğru giderken orada Endüstri Meslek Lisemizin tam karşısında 14 hektar fizik olarak da çok düzgün olmayan bir alan vardı. Burada bir tıbbi ve aromatik bitkiler parkı açtık ve Hayrettin Karaca'nın adını verdik geçtiğimiz parka. Ve bu park aynı zamanda hem üretim parselleri hem de koleksiyon parsellerinden oluşmakta ve 46 farklı türü barındırmakta. Bunların 28'i üretim parseli, 34'ü ise koleksiyon parseli. Burayı yaparak, bu parkı hazırlayarak kent halkı için konforlu bir alan oluşturmak dışında burada böyle ürettiğimiz materyalleri de
paylaşmaya başladık. Yani iki dedim paylaşmaya başladık. İlk etapta Bayramış'ta 14 farklı köyde 28 üreticiyle paylaştık. Bunların 27'si kadın. Ve bu köylerin önemli bölümünde Cengiz inşaatın altın ve bakır madenlerinin olduğu köyler. Buralara biraz daha ekonomik katkı sağlamak istedik ve bunlara, bu kadınlarımıza bir pazar bulduk. Bunlar ürettikleri bitkileri bitki çayı olarak kullanmak üzere İzmir'de bir firmaya pazarlayacaklar ve üretim aşamasında teknik eleman arkadaşlarımız takip ediyorlar. Bu anlamda bu parkın bir rolü de dediğim gibi kırsaldaki insanlara materyal sağlamak olacak. Aromatik ve tıbbi bitkiler kitapçığımız web sitesinde var. Oradan indirebilirsiniz. Gerektiğinde yararlanabilirsiniz. Videolardan da istediğiniz zaman alabilirsiniz. Bunlar kullanım alanları, hangi alanlarda kullanılıyor ve özellikleri nelerdir gibi bilgiler içeriyor. Hızlı geçiyorum. Yerel kalkınma birimimizin çalışmalarında ikinci başlık ise kooperatifçiliğin gelişmesi ve desteklenmesiydi. Söylediğim gibi Çanakkale'de 312 tane tarımsal kalkınma ve diğer kooperatiflerle birlikte 400'ün üzerinde kooperatif var. Örneğin iki kooperatif modeli yaratmak istedik. Birincisi üretim ve pazarlama kooperatifi, diğer ise Trader Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi. İki kooperatif de kendi markalaşma çalışmasını yarattılar, üretimler yapmaya ve yaptırmaya başladılar. Ve birkaç yıl içinde de önemli mesafeler kaydettiler. Üretim ve pazarlama kooperatifimiz Halkın Bakkalı adı altında, birisi Halk Bahçesi, diğeri Esenler Mahallesi'nde olmak üzere iki satış noktası oluşturdu. Burada kendi ürünleri dışında Çanakkale ve Türkiye'nin diğer noktalarındaki kooperatif ürünlerini de Çanakkale halkıyla buluşturarak bir anlamda pazarlama için bir altyapı oluşturdu. Bunun yanında da yine e-ticareti kullanarak ve ilişkiler kurarak Türkiye'nin her tarafına da Çanakkale ürünlerini ve üreticilerimizin kooperatiflerimiz ürünlerini göndermeye çalışıyoruz. Bu da Troy'de Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifimizin çalışmaları. Onlar da Farm 17S adıyla bir marka ürettiler. İlk önce organize sanayi sitesinde bir alan açtılar, üretim alanı. Şimdi de Ezine ilçemize bağlı Pınarbaşı köyünde üretimlerine devam edecekler. Buradaki kırsaldaki kadınları da ortak alarak buradaki üretimleri sürdürecekler. Yenilen nokta oldukça iyi. Gerek diğer bireysel tüketicilerin talepleri, gerekse diğer belediyelerin ve kurumların talepleri doğrultusunda kendi ürünlerini pazarlıyor. Bu da ürünlerini görüyorsunuz. Bunun dışında Havalı civarında Barbaros Mahallesi'nde Atan Kreş'in tam arkasında üretici ve kooperatifler pazar açtı. Burada bu işin esnaflarından bu hizmeti esnaflara sunuyoruz. Yalnız sıcak üreticiler ve kooperatifler burada ürettikleri ürünleri tüketiciyle buluşturabiliyorlar. Pazarımız bu. Buradaki şemsiyeler ve tezgahları Çanakkale Belediyesi olarak bizler veriyoruz. Üreticiler sadece ürünleriyle gelip satış yapabiliyorlar. Yerel kalkınma birimimiz dediğim gibi diğer kooperatiflerle olan ilişkileri geliştirmek adına da çalışmalarını sürdürdü. Ziyaretler gerçekleştiriyor. Örneğin Gelibolu, Biga, Ayvacı, işte buradan fotoğraflar görüyorsunuz. Buradaki kooperatifleri ziyaretler ederek çalışmalarda katkı sunarak bu şekilde onların gelişimine de katkı sunmaya çalışıyorlar. 15 Ekim hepimizin bildiği gibi Dünya Kadın Çiftçiler Günü'ydü. Geçen yıl ve bu yıl Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği kadın çiftçilerle ilgili etkinliğe yerel kalkınma birimimizin eşliğinde, rehberliğinde kadın çiftçilerimiz, kadın kooperatiflerimiz katıldı. Onların bu şekilde bu etkinliğe katılmalarını sağladık. Proje, finansal kaynaklara erişim, coğrafi işaret ve diğer çalışmalarımız, diğer başlığımız altında neler yaptık? Kısaca bunlara değineyim. Çanakkale'de yaşı benden daha büyük olanlar çok daha iyi tarafı hatırlayacaktır, ben de hatırlıyorum. İki tane önemli ürün var. Biri Recabat Susam'ın, biri Çanakkale Sakız Bahçesi. Ki benim ortaokul ve lise dönemlerinde iskeleyeler gittiğimde gemilere baklalanın yüklendiğini görürdüm. Ve ama bu özelliğiyle yavaş yavaş fikirli ticaretteki, dünya ticaretindeki bu payı örneğin Mısır aldı, başka ülkeler aldı. Susamlı'da Çin Susamı devreye girdi ki bunlar dünyanın en kaliteli baklası ve susamı bu topraklarda yetişiyor. Özellikle Ecaba susam açısından söylüyorum.
tekrar biz bunu canlandırmak, yeniden markalaştırmak ve pazar araştırmaları yapmak adına coğrafi işaret çalışmalarına başladık. Yerel kalkınma birimimiz ve belediyemiz, Ziraat Fakültesi'ndeki hocalarımızla, kendisi burada yok sanıyorum, Profesör Doktor Kenan Kaynaş'a ayrıca teşekkür etmek isterim. Ve bu yılın başında Türk Patent Enstitüsü'ne başvuruda bulunduk. Şu anda iki projemizde, başvurumuzda Patent Enstitüsü'nde bekliyor. Çıkarsa coğrafi işareti almış olacağız. Ondan sonra da bunun pazarlamasına dönüp ve üretim alanlarının artırılmasına dönüp çalışmalarımızı yaygınlaştıracağız. Bu coğrafi işaret çalışmalarıyla ilgili fotoğraflar var. Gerek yerel üretimleri ziyaret ettik buralarda. Gerekse köylülerle, üreticilerle sohbet ederek ve bu ürünleri işleyen, örneğin Sulla karşıda şarap üretir. Aynı zamanda Ecava susamını kullanarak da üretimleri var. Bu anlamda teşvik edici ve bunlarla temaslar kurarak ne yapmamız noktasında da fikirler edindik. Bu coğrafi işaret çalışmalarımızla ilgili tüm paydaşlarla birlikte bir tanıtım toplantısı düzenledik. Burada üreticiler, ziraat odası, odaları, bu işin yıllarca, uzun yıllar ticaretini yapan tüccarlar, akademisyenler, bu ürünleri işleyenlerle birlikte bu coğrafi işaret çalışmamızı tanıttık ve önümüzdeki süreçle ilgili neler yapabileceğimiz konusunda da kendi fikirlerinden yararlandık. Yine coğrafi işaretler, işaretli ürünlerle ilgili 7 Haziran 5 Eylül tarihleri arasında biz kent müzemizde bir sergi açtık ve burada Ayvacık halısını görüyorsunuz. Ayvacık halısı ilk coğrafi işaret alınan üründür Çanakkale'nin ve patenti de Çanakkale Belediyesi'ndedir. Bir tanesi halı olmak üzere diğerlerin büyük çoğunluğu tarım ürünü ya da tarımsal ürünlerden elde edilen sanayi ürünleri. Kenan Kaynaş hocamız da bize sağ olsun burada bir sunum yaptı. Coğrafi işaret çalışmalarıyla ilgili bilgilendirdi. Bunun dışında yerel kalkınma birimimiz bir çalışmadan fotoğraf koydu. Örneğin Çanakkale Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ile ilgili bir durum analizi çalışması. Yani kooperatifi röntgeni çıktı. Hangi aşamada ne yapmalı, öneriler nedir? Üretimde ve pazarlamada hangi teknikleri kullanmalı? Bir strateji belirledi. Bunu tüm kooperatifler için de yerel kalkınma birimimiz yapacak bundan sonraki süreçte. Bu gördüğünüz sera hatırlayacaksınız muhtemelen. Kefez'de 7-8 yıl önce sahil bandında Kefez Belediyesi'nin kurduğu bir sera. Ne yazık ki açık alanda üretim yapılamadı. Altın bir vaziyette kaldı ve hasar gördü. Ben Kefez Belediye Başkanımızla görüştüm. Dedim ki bu serayı şey yapalım, bir ortak hizmet projesi kapsamında ayağa kaldıralım. Ve bir protokolda bu serayı aldık. Bir ortak hizmet projesi sunduk. Şu anda 800 metrekare civarındaki Sera Çanakkale Belediyesi'nin Bahçeler Müdürlüğü'nde kuruldu. İşte biraz önce gördüğünüz atalık çeşit, yerel çeşit fidelerimizi, hibrit fidelerimizi üretiyoruz. Ama bunun dışında da belediye ekonomilerinde, her iki belediye ekonomisine katkı sağlamak adına yeşil alanlarda, peyzaj alanlarında kullanacağımız bitkileri de burada üretmeye başladık. O anlamda kent belediye ekonomilerinde bir katkı sağladığımızı düşünüyorum. Burada da buradaki üretilen fidelerden bir dağıtım görüntüsü var. Evet, en son uygulayacağımız projelerden biri bir proje başladı. Güney Marmara Kalkınma Ajansı'na bir proje yazmıştık. Bir hibe desteğinde bulunduk ki artık her alanda bir dijitalleşme var. Bu tarımda da böyle. Ve özellikle tarımda dronlar kullanılmaya başladı. İlaçlamada, gübrelemede, ekimde ve ilaçlamayla ilgili de şu anda bakanlık bir mevzuata dönük bir yönetmelik çalışması var. Ve bu dronları kullanabilmeniz için de sertifika yani ehliyet almanız gerekiyor. Bunun da bedeli 20-25 bin lira arasında değişiyor. Bu projemizle birlikte Bayramiç, Yenice ve Balıkesir Valya belediyelerini proje ortağı yaptık. Aynı zamanda Çanakkale Ziraat Odası da proje ortağı. Dolayısıyla bu projeyle 3 özel amacı belirledik. Bunlar şuydu. Birincisi yaş aralığı 15-34 olan çift ve çiftçi kayıt sistemine aileleri ya da kendileri üretim yapan gençlerimizi bu sertifikadan yararlandırmak, bu eğitimden yararlandırmak, ücretsiz olarak bu eğitimleri alacaklar, bu sertifikayı alacaklar. Bunun dışında genç ziraat mühendisleri, genç ziraat teknikerleri ve teknisyenleri de bu sertifikadan yararlanacak. Bu proje kapsamında 80 çiftçiye
ve tarım yapmak isteyen gençlere bu sertifikayı sunarak yeni bir istihdam olarak sağlayacağımızı bu proje kapsamında düşündük. İkinci projemizin özel amacı ise web tabanlı bir çiftçi eğitim akademisi. Bununla ilgili de şu anda sözleşmeyi yaptık geçtiğimiz hafta içerisinde. Dolayısıyla bu çiftçilerimizi, genç çiftçilerimizi tarımsal tarım teknikleri konusunda ve bununla birlikte de devamlı da bu ekonomik bağı kurarak bu teknik eğitimlerden sonra da ilerleyen süreçte bu sosyo-kültürel bağları kurarak bu çalışmaları sürdürmek istiyoruz. Bu çalışmada başlıyor. Üçüncüsü ise özellikle pazarlamada sorun yaşadıklarını gördük kooperatiflerimizin, üreticilerimizin. Bu konuda da bütünleşik pazarlama iletişim programı adı altında eğitimler vereceğiz. Burada da gerek kadınlar, gerek diğer kooperatifler ve gerekse çiftçilerimize, burada bilgi sahibi olmak isteyen herkese bu dijital pazarlamadan diğer pazarlama tekniklerine varana kadar çok ciddi eğitimleri vermeyi planladık. Projemizin şeyi bu. Bütçesini de söyleyeyim, 1 milyon 800 bin lira. Bunun da çok büyük bölümü hibe olacak. Ve proje sonucunda çıktı olarak da bize bir şey kalacak. Drone artı dijital toprak analiz cihazı kalacak. Ben bunu söylemeyi unuttum. Dijital toprak analiz kullanma cihazı kullanma ehliyetinde bu projede birlikte arkadaşlarımız almış olacaklar. Ücretsiz toprak analiziyle başladık. Zehirleniyoruz. Kontrolsüz bir gübre kullanıyorlar. Bitkileri, toprağı, suyu ve sonuçta kendi sağlığımızı bozuyoruz. Ve bu aynı zamanda ekonomik kayıplara neden oluyor. Bununla ilgili geçtiğimiz yıl ve bu yıl da devam ediyoruz. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Merkez Laboratuvarı, diğer adıyla ÇOBİTÜR ile bir protokol imzaladık. Çiftçilerimiz bize başvurmaları halinde biz gerekli formları doldurup kendilerini laboratuvara yönlendiriyoruz. Ve toprak analizini kapsam 1 diye tanımlanan şeyler, parametrelerde toprak analizleri ücretsiz olarak yapılıyor. Bu desteği de Çanakkale Belediyesi olarak biz sağlıyoruz. Bu projemizi de, bu çalışmamızı da köylere giderek bizzat gerek yerel kalkınma birimimiz, gerek belediye başkanımız, bizler ve tüm arkadaşlarımızla birlikte bunların duyurusunu yaptık. Önceki yıl Cumhuriyet Halk Partili Belediye, Cumhuriyet Halk Partisi'nin düzenlediği Tarımsal Kalkınma Zirvesi'ne 160 belediye ve 300 kooperatifle birlikte katıldık. Burada ben de bir sunum yaptım. 10 belediyeye sunum yapma hakkı tanıdılar. Bizim de çalışmalarımız parti ilgisini çekmişti. 9 belediye büyükşehirde, tek büyükşehir olmayan bu çalışmaları yapan Çanakkale Belediyesi görüldü. Burada da standımızı görüyorsunuz. Hızlı geçeceğiniz zaman olmamak adına. Yerel kalkınma birimimizin yapmış olduğu diğer çalışmalar. Ben fotoğraflar ekledim. Arkadaşlarımız sadece Çanakkale için değil, bu konuda örnek çalışmalarda gidip yerinde inceliyorlar. Ben de fırsat buldukça aralarına katılmıyorum. Öğrencilerimizle bir araya geldik. Burada Ziraat Fakültesi Öğrenci Topluluğu ve Genç Ziraat Mühendisleri Odası'nın genç topluluğuyla bir araya geldik. Hacer Koga, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal politikalarını yöneten arkadaşımız. Kendisi Çanakkale'yi ziyaret etti. Bu da tohum sandığından bir görüntü. Tohum sandığımızı ve burada yapmış olduğumuz diğer işlerle ilgili bilgi aldı. Evet, 6 Şubat'ta büyük bir deprem yaşadık. Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinden insanlar dayanışma duygusuyla yardıma koştular. Biz de bu konuda çok ciddi olarak herkes gibi Çanakkale Belediyesi olarak bu dayanışma duygusuyla bu kampanyanın bir parçası olduk. Özellikle deprem bölgesinden Çanakkale'ye gelen insanların gıda ihtiyacı, özellikle sebze ve meyvede karşılamak üzere üretici pazarında bir kampanya yürüttük. İnsanlar buradan ürünlerini satın aldılar, bizlere teslim ettiler. Biz de burada barınan insanlara bu gıda maddeleri ulaştırdık. Yine Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı köylere 20 bin domates, patlıcan ve kabaktan oluşan, biberden oluşan tohum setimizi gönderdik ve tohumların içinde gelişeceği yolları da Hatay Samandağ'a göndererek yerel kalkınma birimi olarak bir destek sunmuş olduk. Yerel kalkınma çalışmalarımızla ilgili yine web sitemizde, belediyenin web sitesinde bir e-kitap var. Bundan indirip yararlanabilirsiniz. Ne planlıyoruz önümüzdeki süreç? Birincisi, tohum ve pide üretimini artırmayı planlıyoruz. Kendi tesislerimizin kapasitesini artırmayı planlıyoruz. Örneğin 2019 yılında 400 metrekare seramız vardı, şu anda 2000 metrekare seramız var.
bu ekonomik krizde bunları buraya da bu noktalara gelebildiğimiz için yeterli mi değil ama şu anda da kısmen de olsa başarılı olarak görüyoruz. Bu ilişkileri geliştirmek istiyoruz üretici ve kooperatifle. Eğitimler vermek istiyoruz. İşte bu proje kapsamında aldığımız dijital toprak analizi cihazıyla gerek yerinde arazide gerekse numuneyi bize getiren çiftçilerimize ücretsiz olarak bu hizmeti sunmak istiyoruz. Tarımsal veri havuzu, bir veri bankası oluşturmak istiyoruz. Şu anda bilgi işlem merkezimiz bir yazılım hazırlıyor. Bunu hazırladıktan sonra Çanakkale'nin özellikle toprak haritalarından başlayarak ürün desenine kadar birçok noktada bir veriyi elimizde toplamak istiyoruz. Coğrafi işaretli ürünlerimizin 14 tane olduğunu söyleyeyim. Bunların tanıtılması ve anlatılması gerekiyor. Ve bu konuda da insanlara girdi desteği sağlanması gerekiyor. Bu çalışmaları sürdüreceğiz. Yine tıbbi ve aromatik bitkiler, alternatif bitkilerde bulunan özellikle marjinal diye tanımladığımız kıraç arazilerde ve su istekleri azdır büyük çoğunluğun kuraklığı, iklim krizi yaşadığımız bu dönemlerde alternatif ürün olarak bunların fidelerini bu çiftçilerimize sağlamak istiyoruz. Ve bunların pazarlanmasında da, bu ürünlerin pazarlanmasında da rol almak istiyoruz. Yine zeytinyağı analiziyle ilgili aynen ücretsiz toprak analizi çalışması olduğu gibi yeni bir protokol imzalayacağız şimdi üniversitede. Zeytinyağının kalitesini öğrenmek isteyen üreticimize ücretsiz analiz desteği sunacağız. Ve arıcılara da temel petek desteği sunacağız. Özellikle orman yangından etkilenen köylerimiz var. Foklan Boliki bunların sayısı, ikinci yangında 6-7. Ve ciddi anlamda da bal üretim noktalarıydı. Bu arıcılar birbiriyle de bir görüşme yaptı. Şimdi onlara temel petek desteği sunarak Ocak, Şubat, Mart aylarında özellikle bu dönemdeki arıların beslenme ihtiyacını karşılamak üzere bir destek sunacağız. Biraz önce teşekkür ediyorum, güzel hocam söyledi. Geçen gün Marmara Belediyeler Birliği'nde bu önerdiğimiz model, yerel kalkınma modeli ödüle layık görüldü. Ben de arkadaşlarımla birlikte bu ödülü aldım. Onlara tekrar çalışmalar için kendi arkadaşlarıma da teşekkür etmek istiyorum. Sunumumu, ben yapmış olduğum sunumlarda bu iki önemli insanı sunarak sunumlarımı tamamlamak istiyorum. Dediğim de şu, çok uzun yıllar siyaset meydanı programı vardı hatırlarsınız. Ali Kırca'nın sunduğu. O programa Yaşar Kemal, Hayrettin Karaca ile birlikte çıkmıştı. Yaşar Kemal dedi ki, ben bu programa yalnız davet edildim. Hayrettin Bey ile Hayrettin Karaca ile de benim özel bir dostluğum yok, geçmişe dair bir dostluğum yok. Ama niye birlikte çıkmak istedim? Ben kültür adamıyım, edebiyatçıyım ve bu toprakların kültürünü korumayı ve geliştirmeyi hedefliyorum. Ve bunun üzerinde çalışmalar yapıyorum. Hayrettin Karaca ise toprağı koruyor. Erozyonla mücadele ediyor, çölleşmeyle mücadele ediyor. Ve şu sözü, şu cümleyi kurdu. Bir vatanı vatan yapan, yurdu yurt yapan toprak ve kültürdür. Toprak ve kültür olmazsa burası vatan olmaktan çıkar. Ben de buradan son söz olarak toprağa, kültüre ve eğitime destek ve katkı sunan başta köy enstitüsü öğretmenlerime, onların çocuklarına, köy enstitüsü kültürüyle yetişen çocuklara ve buraya kadar gelen herkese saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, Sayın İrfan Tunay'a bu değerli sunumu için çok teşekkür ediyorum. Çanakkale olarak gerçekten şanslıyız. Otobüse bir saatimiz kaldı. Çok hızlı bir şekilde izninizle sorulara geçelim. Onun öncesinde ilk notu ben okumak istiyorum. Ancak bu arada aramızda tabii ki programın ilerleyen saatlerinde bugün Çanakkale'de program çok katılan, ben Çanakkale Kent Konseyi Başkanı, Sağlık Emekçileri Sendikası ve Disk Emekli Sen'den arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Eğitler aramızda eğitimci olarak çok teşekkür ediyorum hepinize destekleriniz için. Sayın hocalarım, Şehitler Diyarı'na hoş geldiniz. Biliyorsunuzdur Çanakkale'de 250 bin vatan şehidimiz vardır. Başta Gazi Mustafa Kemal ve merhum şehitlerimiz adına saygı duruşuyla başlansa çok yerinde olurdu. Diğer yönden Cumhuriyetimiz 100. yılına girdik. Siz ise bundan yıllar önceki sistemlerden bahsediyorsunuz.
Çağımız teknoloji çağındayız. Ben köy çocuğuyum. 8 tarlamız var. Ne eken var ne de süren var. Şehirde yaşıyorum. Daha iyi ve sağlıklı, bilinçli yaşıyoruz. Kısaca durum bu. Modern gençler anlattıklarınızı beğenmiyor. Selamlar. Teşekkür ediyoruz bu not için. Evet, öncelikle karşıda büyük dedesi yatan bir şehit çocuğu olarak onlara saygı ve şükranla başladım hepsine konuşmaya. Bundan önceki programlarımızda saygı duruşunu yapıyorduk. Bu uyarı için teşekkür ederiz. ÇEDES'ten bahsettik. İmam ve vaizlerin okullara alınmasından bahsettik. Bence durum çok kötüye gidiyor. Köy enstitüleri çok çağdaş kurumlardı ve bugün o kurumların felsefesinden yararlanarak biz önümüze bakmalıyız diyoruz. Ben çok kısa keseceğim. Tamam. Ben hemen Kemal Hocam'a sözü vereyim. Çok teşekkür ederim. Ben önce sevgili İrfan Kulay arkadaşıma çok teşekkür ederim. Çok özgün bir projeye ürettiklerini duymaktan mümkün olur duydum. Ama benim çok önereceğim bir şey, Çanakkale Dağları'na 7 yıl önce dolaştık. Kapatılan köy okullarının kötülüğünü, çok kötü durumda olduğunu gördük. Çanakkale Belediyesi'nin kapatılan köy okulları ile ilgili bir proje üretmesini, ve oranla ilgili, oranın tekrar eğitim müzesi ve halk odası gibi işler görmesini, çalışmalar üretmesini diliyorum. Ayrıca Çanakkale'de yaşayan tüm ötekilerin yaşam problemlerin çözülmesini diliyorum. Ötekilere yönelik projeler üretmesini, insanı uçurtmak, yani onlar üretimi uçurtmak çok değerli, insanı da uçurtmamız gerektiğini düşünüyorum ve başarılar diliyorum arkadaşlar. Şimdi biz Sami Yılmaz öğretmenin köy enstitüleri kurduğu yıllarda köy nüfusu, günümüzde köy nüfusu ters orantılıdır. Günümüz koşullarda köy enstitüleri okullar nasıl kurulacaktır? Sevgili hocam, 1940'da ülkenin %90'ı köyde, 2023'te ülkenin %8'i köyde. Bu çok açık. Sosyoloji bu. Değişen bir sosyoloji var. Ama sanki köy enstitüleri deyince köyde kurulacak, köye yönelik bir şey gibi algılanan bir çizgi var. Köy enstitüleri bir referans, ayrılık bir cumhuriyet referansı. Onun felsefesini taşıyoruz. Soru, köy enstitüleri demokratik eğitim kurumu. Bugün hangi eğitim kurumu demokratik? Köy enstitüleri sanata önceleyen, çocuğun bütünsel gelişimi öğreten eğitim kurumlarıydı. Bugün hangi okul onu sağlıyor? Köy enstitüleri layık, demokratik, bilimsel eğitimin özgün kurumlarıydı. Bugün hangi okulda layık eğitim olduğunu söyleyebiliriz gibi bu örnekleri vererek yanıt vermek istedim. Felsefesinin güncelliğidir bizim için önemli olan. Bir başka... Teşekkürler. Sağlığınızı öğretmenim sevgilerimi sunuyorum. 38 yıllık bir öğretmen hocam ismini yazmamış. Cılgız Köy Enstitüsü'nün olduğu yerde büyüdüm. Çevrede Köy Enstitüsü'nün birçok öğretmen olumlu değişimi nasıl yarattıklarını gördüm. Bunların hepsi anlamlıydı. Bir öğretmen olarak soruyorum. Şimdi bir öğretmen, bir öğrencideki değişimi hangi araçlarla nasıl yapmalıdır diye bir soru. Bunu ben bir öğretmen, bir öğrencideki değişimi. Soru şu. 2023'te eğitim fakültelerinden nitelikli öğretmen mezunu veriyor muyuz? Bakın geçen gün Türksel bir reklam yaptı. Bir kızımız mezun olmuş Mardin'in bir köyünde. Sobayı yakamamış. Ve o sırada çocuklar oturuyor, üşümüşler. Ve öğretmen kızımız annesinin telefonu diyor. Sobayı nasıl yapacağım diye. Böyle bir reklam var kızarsınız. Yani Türkiye'deki öğretmen işlemekte bir dalga geçiyor Türksel. Veyahut da eleştiri yapıyor diyebilirim. Yani biz bugün eğitim fakültelerimizden, eşim, sevgili eşim eğitim fakültelerinde çalıştı. Burada eğitim fakültesinin öğretmenisi arkadaşlar da var. Ama çok üzgünüm. Yani o beceriler verilmiyor. Çünkü gerçekten %50 uygulamalı eğitim vardı. Hayatın bütün gerçek problemleri üzerinden bir eğitim veriyor. Onu veremediğiniz için, o tip bir öğretmen yetiştiremediğiniz için böyle bir ölçüm şimdilik yapılamadığını özellikle söylemek istiyorum. Turan Ata arkadaşım, özel okullar yasasını dayanan köy enstitülerinin tanıtma amacının yönelik sembolik de olsa bir veya birkaç okul açılması mümkün olamaz mı? Ben okulların özellikle içerik anlamında gençlere tanıttığını söz konusu olabilir diyor. Arkadaşlar köy enstitüleri kamusal eğitimin okulları. Hiçbir zaman bir özel okul köy enstitüsü modeli uygulayamaz. Ücretli olan bir okul köy enstitüsü modeli adını taşıyamaz diye düşünüyorum. Çünkü bakın dünyadaki bütün batılı kapitalist ülkelerde bile özel okul yok. Ama Türkiye'de özel okul sayısı %20'ye çıkmış.
İkibi de köy enstitüleri bir propaganda, yani daha çok öğrenci bulmak araçları kullanıyorlar. Mesela geçen yıllarda İstanbul'da bir enstitü koleji, bir koleji açılmış. Çocuklara da böyle sırt çantası vermiş, tırmık, küçük tırmık, küçük kürek gibi şeyler koymuş. Daha sonra 6 ay sonra okul krizmeleri kapandı. Anlattım. Yani böyle bir absürt uyumlar olduğunu söyleyebiliyorum. Orhan Ürücü arkadaşı, Kemal Hocam 40 yılında öğrenci olan köy enstitüsüne gelen öğrenciye yönelik bir anket çalışması yapılmış mı? Öğrencinin bilgi algılama kendini ifade ettiği gibi kapasitelerini görmek mümkün mü? Bu konuda bir çalışma var. Bir kim yapmış? Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden Cevat Geray hocamız yapmış. Cevat Geray hocamızın bu çalışması yayınlanmış ve o konuda girdiğinizde Cevat Geray köy enstitüsüne yaparsanız çok iyi görürsün. Bir de sevgili eşimin öğrencilerle yaptığı bir çalışma var. Köy enstitüsü öğretmenleri ve eğitim öğrencileri. Köy enstitüsü öğretmenlerinin çalışma yapılan sınıf öğretmenlerinin ve sınıf öğretmeni adaylarının çok zeki alanlarının karşılaştırıldığı bir güzel çalışma yapmıştı. Orada 4-5 çok zeki alanında köy enstitüsü öğretmenlerinin o kadar yaşlarına rağmen hala önde olduklarında ortalamaların daha yüksek olduğunu görmüştü. Son bir söz. Sevgili İrfan konuşmasının sonunda Yaşar Kemal'i fotoğrafını görünce çok mutlu oldum. Yaşar Kemal bizim dostumuzdu. İzmir'de 2011 yılında ona aydınlanma ödülü verdik. Ve Yaşar Kemal aynı zamanda Hasan Olan Köy Enstitüsü'nün destan öğretmeniydi. Destan dersleri veriyordu. Ve biz akşam yemeğindeydik. Bana şey dedi, ben dedim, Kemal Hocam dedi, çok sevdi evlilik yaptım. Evlilik yaptığım bütün kadınlara dedi, Dada oğlum bilir misin diye sordum dedi. Dada oğlum bilmeyen de evlenmedi dedi. Böyle bir espriyle bir selamını adımda özellikle söylemek isterim. Hatta eşimden de Adana Türküsü ne istemişler? Gelince yollarını o gün dinlemiştik diye düşünüyorum. Ülkemizin güzel insanlarıydı onlar. O yüzden onları saygıyla selamlıyorum. Kemal Vakfı Başkanı'yla çok özel bir ilişkilerimiz olmuştu o dönemde. Sevgili İrfan, sen dışarıdayken ricam olmuştu. Biz bu Çanakkale Dağları'ndaki kapatılan köy okullarının tekrar restore edilmesi, üretim merkezi veyahut da bir bellek olarak çalışma süreci projeler üretmesini ve Çanakkale'nin ötekileri, yani çok yoksullarına yönelik ve onları uçurtacak projeler gündemimize almanızı diliyorum diyorum. Ve teşekkür ediyorum. Kamil Koç Otobüsü 17. Teşekkür ediyorum. Şöyle bitirmek istiyorum izninizle ve sonra hep birlikte bir anı fotoğraf alalım. Tamam. Hasan Ali Ücan bir makale okur ve makalenin başlığı şudur. Yarının Fransa'sı bugünün okullarında hazırlanıyor. Şimdi Hasan Ali Yücel'in sözleriyle birbirimize soralım. Yarının Türkiye'si bugünün okullarında böyle mi hazırlanacak? Ve buna yanıtı ben bir köy enstitülü öğretmenle vererek programı kapatmak istiyorum. Son sözü bütün enstitülü öğretmenler adına Savaştepe Köy Enstitülü Yusuf Ziya Özdemir'den okuyalım. Okulu olmayan bir köyde doğduğum için Cumhuriyet'ten habersiz, susuz, ışıksız, umutsuz, kendi kendine açıp solan milyonlardan biriydim. Eğitim tarihimizin sessiz kahramanı Ahmet Uysal Eğitmen'de açıldı gözlerim. Sonra tüm benliğimi saran Mustafa Kemal'i bağımsızlık benim karakterimdir özdeyişine sarıldım ve bin yıllık karanlığı yırtan Tonguç'un enstitü güneşine kavuştum. Beni çobanlıktan, hurafe ortamından alıp laik cumhuriyetin ulusal ve evrensel değerleriyle taçlandıranlara şükran borçluyum. Babam beni köy enstitüsünde okutabildi. Yüksek öğrenimimi kendi çabalarımla tamamladım. Kızlarımla torunlarımın üniversite mezunu olmaları geleceğin aydınlık olacağına olan inancımı güçlendiriyor. Atatürk'e, onun ilke ve devrimlerine, laik cumhuriyete bağlılığımı son nefesime kadar sürdüreceğime bir enstitü olarak verdiğim sözü yineliyorum. Bugün cumhuriyetimizin 100. yaşını kutlarken biz de bu salondan laik cumhuriyete olan bağlılığımızı Atatürk ilke ve devrimlerini yaşatacağımızın
sözünü yine diyoruz. Katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Ben de Cumhuriyet'in 100. yılında ve Cumhuriyet Bayramı'ndan çok yaklaştığımız bir günde böyle bir etkinliğin belediye ait bir alanda, bir mekanda olmasından dolayı çok mutlu olduğumu söylemek isterim. Ve değerli hocalarımla bir arada olmak ayrı bir mutluluktu. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Bayi Demokratik Cumhuriyet diyoruz.